أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Rabbim gecemizi mübarek eylesin inşallah. Okuduklarımızdan istifade ve istifaza etmeyi nasip eylesin. Bir sohbette Hasan abiyle biz vahiy ile ilgili bir mezhele konuşurken bir çalışalım dedik vahiyi. Vahiy çalışırken ilgimi çeken bir şey oldu. Alemi gaybi bilmeden vahiyi anlamak biraz zor olur gibi geldi. Bu yüzdendir önce alemi gayba çalıştım. Alemi gayb nedir yani diye bir şöyle tarihle başladım. Ama bir Umman Denizi'ne girdik yani. Alemi. Deştikçe çıktı yani. Kuşuma da mı isterseniz? Alemi gayb. İnsan veya 18 bin alem var diyoruz ya, 18 bin alem. Alem ne demek? Kendine has, özellikleri, kanunları olan yüce Allah tarafından o aleme has, vücudu olan, sakinleri olan ama kendine has. Alemi gayb biraz daha geniş bir alem. Birçok alemi de barındırıyor. Alem deyince bir yeri söylüyor ama gayb ile alemi gaybı birbirine karıştırmamak lazım. Gayb başka bir şey, alemi gayb başka bir şey. Risalede not alarak bulduklarımla ilgili alemi gaybın özellikleriyle ilgili şöyle bir sıralama yaparsak bir mana alemiymiş. Geçmiş ve gelecek yani mazi ve müstakbel. Manen hayatlar bir vücudu manevisi varmış. Yani maneviyata daha çok bakıyor. Ruhlu bir subutu ilimleri varmış. Daha çok ilim aleminde cereyan ediyor. İlmi bir hayat var alemi gaybta. Daire-i vücutmuş. Her şeyin aslı, nesli ve kökleri ve tohumları var orada. Ona bakıyor. Ervaha münasibe muvafıkmış. Ruhun daha çok oraya hem münasip hem muvafıkmış. Daire-i ilim vücut ve varlık alemiymiş. İntizam ve nizam, malumiyet, meşhudiyet ve taayyum ve evamir tekvine-i imtisal. Nüfuz eden ruhaniler varmış bu alemi gayba. Alemi gayb ayrıca bir de mefte mazhariyet varmış burada. Mefte mazhariyet. Alemi gaybta. Evet. Okudukça yerleri zaten gelecek. Hüseyin Halkın ve Şerh'te geçen kısmı. Şumul var mı diyordu ya. Orada sanki o Mevte Masayet o mudur? Herhalde odur. Nereden yazdığını bilmiyorum. Ha, gelecek mi? Evet. Tabii tabii. Onun hepsi gelecek diye göreceğiz inşallah. Sadece de 14 tane. Abi ileride gelecek mi şey melekütle gaybın farkı? Evet. Gelir. Tamam. Ama varsa hemen şu yok ben merak ettim. Mülk melekutu, alem gayb, alem şehadet onlar biraz benzeşiyor yani. Mülk melekut yapıyoruz ya alem şehadet, alem gayb sanki aynı şeylermiş gibi ama durduğun yere göre diye. Mülk melekutu durduğumuz yere göre demiştik biz zamanla. Durduğun yere göre orası mülk,
Onun içerideki bir melekut olur diye. O alem-i gaybı bir şecer-i kalpte tanımını yapmıştık derslerde. Yani tanım dediğim şecer-i kalpteki yeri. Şurası kadar alem-i gaybı. Nereye demiştik mesela? Hatırlıyor musun? Vallahi arşa kadar mıydı yani öyle arşla şey öyle bir şey demiştik. Arş olması lazım zaten. Ha, öyle gibiydi yani ben öyle hatırlıyorum. Arş. Yani benim de çalışmalarımın neticesi arş çıkıyor. Aynen, yani öyle bir şey çıkmıştı şecer-i kalpte. Hasan abi öyle bir şey. Şeyden, nereden başlayacağımı da bilemiyorum. O kadar derin ki. Başlayalım bir yerden inşallah. Ziyadan girelim, bir şey olmaz. Evet. Çok doğru söyledin ya. Nereden başlayacağım? İlk önce nerede başlıyor? Ne hudutlarını bir çizsin. Ana fikir. Bence çalışıp sonra oraya gidelim. Tamam. Sanki öyle daha net çıkacak. Tamam. En iyisi ayet-i kübra ile başlayalım. Hepsine mesela diyelim ki hani anaya 3-4 tane delilim var. 3-4 tane kullanma, bir tane kullan, hepsinde birer tane kullan. Zamanımız olursa ikinci delilleri kullanırız. Tamam inşallah. Ha, o daha çok kulası olur. Boğmasın bizi. Alemi gayba yakından bakan ve akıl ve kalpte seyahat eden o yolcu acaba alemi gayb ne diyor diye merakla o kapıyı da şöyle bir fikir ile çaldı. Yani madem bu cismani alemi şehadette bu kadar ziynetli ve sanatlı hadsiz masumlarıyla kendini tanıttırmak ve bu kadar tatlı ve süslü ve nihayetsiz nimetleriyle kendini sevdirmek ve bu kadar mucizeli ve meharetli hesapsız eserleriyle gizli kemalatını bildirmek kabirden ve tekellümden daha zahir bir tarza fiilen isteyen ve hal diliyle bildiren bir zat perde-i gayb tarafında bulunduğu bilbedaha anlaşılıyor. Elbette ve herhalde fiilen ve halen olduğu gibi kavlen ve tekellümen dahi konuşur, kendini tanıttırır, sevdirir. Öyleyse alemi gayb cihetinde onu onun tezahüratından bilmeliyiz dedi, kalbi içeriye girdi. Akıl gözüyle gördü ki. Burasını anlatsak yeter herhalde. Evet. Evet. Değil mi? Çok acayip yeter. Esfayla mevzu. Kalbi içeriye girdi. Akıl gözüyle gördü ki. Kalbi mi içeriye girdi? Evet. Doğru. Sayfa kaç abi? 123 mü? 123 şu alan. Allah Allah. Gayet kuvvetli bir tezahüratla vahiylerin hakikati alemi gaybın her tarafında, her zamanda hükmediyor. Şeyde, 121'de de şey vardı ya, insani berzahlar. Orada var. Ha, bir berisi değil mi o? Evet, bir berisi, 121'de. Ha, orayı da aslında bir... Okuyacağım şey, şimdi. Çok ne dedi biliyorum, son söylediğini duydunuz mu? Bir de okur musun, son söylediğin? Gayet kuvvetli bir tezahüratla vahiylerin hakikati, alemi gaybın her tarafında, her zamanda hükmediyor. Şu anda da hükmediyor, Resulullah yok olduğu halde. Osman kaçırma. Şu anda da hükmediyor. O zaman arş çıkıyor gibi abi. Sen evet. Esma her yerde. Esbapsız. Bak çıktı. Bir daha oku. Üç defa oku. Her zaman da hükmediyor. Abi. Evet. Gayet zaten burasından anladım ki ben alemi gaybi öğrenmem lazım. Evet. Çünkü vahiy çalışıyorum. Vahiy buradan başladı. Yani vahiylerin hakikati. Evet. Hakikati sürekli alemi gaybde varmış. Her devam zaman mı? Ve her yerde. Sürekli. Yani... Hakikati dedi ama bak. Evet, evet, hakikati. Sureti başka o zaman. Tabii ki. Gayet kuvvetli bir tezahüratla vahiylerin hakikati, alemi gaybın her tarafında her zamanda hükmediyor. Kainatın ve mahlukatın şehadetlerinden çok kuvvetli bir şehadeti vücut ve tevhid, Allamul Guyub'tan vahiy ve ilham hakikatlerle geliyor. Kendini ve vücut ve vahdetini yalnız masumlarının şehadetlerine bırakmıyor. Kendisi kendine layık bir kelam ezeliyle konuşuyor. Her yerde ilim ve kudretiyle hazır ve nazırın kelamı dahi hadsizdir. Ve kelamının manası onu bildirdiği gibi tekellümü dahi onu sıfatıyla bildiriyor. Diye devam ediyor gidiyor. Allâmül Guyûb şeymiş, esmaymış. Evet. Allâmül Esma. Guyûb. Ya, şimdi bakıyorum da. Bak o, ben ne yazmışım Alemül Guyub'a? Esma
Esma-i Hüsna'dandır. Bütün gaytları, geçmiş geleceği hazırda olmayan ve dünyadakileri, ahirettekileri ve her şeyi bilen Cenab-ı Hak. Yani Esma'ya dayanıyor evet. O Allah'ın kulu. O, bak o formül her yerde yarıyor. Vahyin hakikati orada devam ediyor. Demek ki kanuniyeti, sureti var. Bak o formülü bilmesen bu işler birbirine giriyor. Sureti alem-i şehadette ya, evet. Kanuniyet insanda. Bak gaybda işte şeyi, hakikati. Görüyor musun? Mahiyeti de Allah'ta ya. Yani o formül var ya işte hatırladın. Evet, sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Bu alemi gayb mesela esma alemi olsa, alemi melekût, kanuniyet alemi gibi olabilir mi böyle abi? Bir de söyle. Yani suret, hakikat, mahiyet var. Buna gayba şey diyor, alemi gayba hakikat yani esma ilahi. Acaba kanuniyeti de mesela alemi melekût olabilir mi? Yani o kainatı büyük insan kabul edersen öyle olur tabii. Yani mesela insanda olursa şu, kainatta olursa bu. Ya bu formül olursa çok şeylerimiz çözülür yani. Çok işte tabii canım aynı. Mesela kainat nedir? Yani şey büyük insandır. Biz mesela çözemediğimiz bir şeyi, çözemediğimiz bir tabi. Ya insana götürüyoruz, olmadı insan küçük ya, hassas. O zaman büyük insana götürüyoruz. Oradan çözdük mü buraya geçiyoruz. O zaman kolay oluyor. Diyelim ki bulduk yerini, arştaymış. Ha insan demek ki kalbindeymiş. Hakikat. Zaten şey diyor abi bakarsanız burada kalbiyle içeriye girdi diyor. Ya. Kalbiyle içeri girdi. Hakikat neydi? Esma, arş neydi? Arş esmanın perdesiz tecelli ettiği yer. Akıl gözüyle gördü ki diyor. Allah Allah. Biberisinde de meşhur yerimiz var ya. 121. 121. İnsani berzah. Ha insani berzah ama neyin berzahıymış? He. Alemi gayb. Alemi gayb ile alem-i şehadet ortasında. Allah Allah. İnsan. Evet. Alem-i gayba bakınca burası değişti. Mesela alem-i gayb ile alem-i şehadet ortasında insani berzahlarmış. Tam bu berzah da şey. O iki alemin birbiriyle diyor teması, muameleleri insana nispeten o noktalarda oluyor. Gördüğünden kendi akıl ve kalbine dedi ki. Ya ne kadar sade Risale'ni herkes anlıyor. Evet. Çocuk da olur. Ama dur hele. Dediğin anda alem-i gayb ve şehadetin ortası. Çok ilginç bu cümle şu an. Alem-i gayb, Kabe'nin içi. İnsan değil. O bize çok şey benziyor. O hayat tabaka insanı çıktığı zaman geliyor. geliyor. Gelişi ters, tekrar geri dönüyor. Yansıyarak insanda geri dönüyor. Yeri geldikçe bunları da yazalım abi o zaman. Var mı düşüncesi olan Harun? Bu madem kainat canibinden ve insan canibinden alemi gaybın sureti, kanuniyeti, hakikati ve mahiyeti ile ilgili bir şeyler varsa yazalım. Hem devam ederken o da şekillenir. Şimdi Kabe'nin içine diye bakıyorum ben şu anda oradayım. Sureti yani, alem-i şehadettir. Evet, ben bildiklerimi yazayım. Cem'in Cem'dir. Alem-i şehadettir. Alem-i şehadet. Alem-i şehadettir hocam. Burası arştır. Burası zattır. Burayı beraber yazalım, bilmiyorum. Direkt zat mı diyeceksin ya? Evet. Direkt aldın götürdün oraya. Zattır abi. Allah'ın kuyup bakan. Allah'ın kuyup işte. Oraya Allah'ın kuyup yaz. Öyle yazalım. Allah'ın kuyup yazacağız. Allah'ın kuyup esma ama. Ama esma tek değil, Cenab-ı Hak'tır aslında. Esma esmadır ama. Yani mahiyet. Ya da onu hakikatine yazacaksın. O zaman dursun, bir dursun. Dursun, ben burayı zat... Hiçbir şey yazma. Bir yazmayayım. İnsanda... Gidelim abi ya. Gidelim mi? Bakalım neler çıkacak. Neyse orada. Burası illa böyle. Bakın Latife-i Rabbaniye. Hakikati kal. Burayı da beraber yazalım. Burayı da zaten bence burası dimadır da. Bunu düşünelim yani. Ne çıkar bakalım. Okudun mu 121'i sen? Yani ben dayanamadım, söyledim ama sen... Öyle mi? Da, hani böyle hazırlık olsun diye şey yaptım. Peki. Ama o 123'ü bir tam şey yapalım ya, o demin... O
Havayilerin hakikatinden önceki mevzu var ya paralı. Ama oraya girersek biraz daha dağılır yani. Dağılır. Şuna alemi gayb ile ilgili bulduklarımızı yazalım. Evet. Sonra devam ederiz. Bunda bu delil geç şimdi. Başka ikinci sıradakinin. Onlar sırayla değil de bunların hepsi genel mahiyete dursun, şimdi onu sıralamadım. Yani ben de şöyle zannettim, evet. O sıraladığına hepsine bir örnek vereceksin. Ya, keşke öyle olsaydı, daha güzel olurdu. Evet, Kur'an kainatın bir tercüme-i ezelesidir ve kainatın kendi lisanlarıyla okudukları ayat-ı tekviniyenin tercümanıdır. Ve şu kitab-ı alemin tefsiri olduğu gibi arz, semava sayfelerinde müstetir Esma-i Hüsna'nın definelerini keşaftır ve şu alem-i şehadette alem-i gaybın bir lisanıdır. Şu alem-i şehadette alem-i gaybın bir lisanıdır. Kim? Kur'an. Kur'an. Lisanı farklı o zaman yani. Öyle mi oluyor? Lisan tercüman, onu tarif Kur'an, eden. Kur'an evet. Tercüman mı dedi ona? Evet. Alem-i gaybın tercümanı mı oluyor? Lisanı dedi. Lisanı dedi. Lisan. Ayat-ı tekvinlerin tercümanı. Ha, ayat-ı tekvinlerin. Kur'an için ayat-ı tekvinlerin tercümanı. Ama alem-i şehadette alem-i gaybın bir lisanıdır. Alem-i gayb lisanı. Evet. Alem-i gayb ve şehadetin noktayı iltisakı ve berzahı ve iki alemden birbirine gelen seyaratın mültekası vicdan denilen fıtratı zişurdu. Alem-i gayb ve şehadetin noktayı iltisakı, birbirleri olan bağlantısı ve berzahı, kavşak noktası, iki alemden birbirine gelen seyaratın mültekası, vicdan denilen fıtrat-ı zişurdur. İki tane küme var diye matematikte. Kesişen küme var. He, kesişen küme. Kesiştiği zaman diyelim ki 2 veya 4. Hani bak bu böyle ya. Şöyle. Tam alem-i gayb ile alem-i şehadeti çizeceğiz, ortasında kesişen kümesini kesişen, vicdan yazacağız. O vicdan edeceğiz. Kanun niyeti vicdan yazacağız. Zaten şimdi o ayet-i kübrada da insani berzahlar dediği kısımda berzah olan yer, alem-i şehadet, alem-i gayb ortasındaki berzah, müstakim ve münevver akıllar, selim nurani kalpler diyor ya. Yani o da şey, evet. Aynı mana. O zaman alem-i gayb ve alem-i şehadet mevzusu kalbe, insana, vicdana göre, insanın şeyine göre, alem-i gayb. İnsana göre, o berzaha göre. Bir daha söyler misin abi? Yani neresi alem-i gayb? İnsana göre bir yer alem-i gaybtır veya alem-i şehadettir. Yani referans noktası insan yani. Tabii ki insan. Burada imtihanda olan insan. Ama yine kainatta bir cereyan eden sistem var. Yani imtihan noktasında değil de onu oluşturan gene insan demek gibi yani demek istiyorum biraz daha. Merkezi yani. Yani alemi gayb ne diyor? Aslında normalde gayb dediğimiz nedir yani? Bizi o zaman insanı farklı kılan ne? Bir şey verdi sana, bir de perde yaptı. Perde yaptı. O perde neresi? Benim okuduğum, anladığım kadarıyla ihtiyar. İradeye ihtiyar perde olmuş. Eğer iradeyle bakılacaksa hakikate bakacaksın. İhtiyarı verdi sana, perde yaptı. Ama birbirine çok yakın. Sadece bir tenteneli perde. O kadar yani. Kaldır perde. Biz aslında perdeleri kaldırmaya geldik. Kaldır perdeyi gör. Kaldır perdeyi gör. Ne kadar perde kaldırabildiysen. Perde de dima. Yani bir perde bir öncekiyle bir sonrakine gayb mı oluyor? Yani beş duygu var ya, beş tane duygu. Ustadımız da 7 söylüyor. Onun mahsusat alemi, şahit olduğu alemi alemi şahadettir. 5 duygunun ihata edemediği o insanın gaybıdır. Evet. Şey de diyebiliriz abi. Bana şu şeylerden kalp ve ruhun derece hayatı alemi gayba bakıyor. Yani artık alemi gayb taşı yapıyor.
maddi ve cesedi hayattaysan, kalbe ruh değil de maddi ceset şeyindeysen, o hayat yaşıyorsan alem-i şehadettesin. Ama kalp ve ruhun dereceyi hayatına geçtiğinde zaten o berzaha geçmiş oluyorsun. Artık alemi gaybın ihata etmeye başlıyor. Yalnız Osman'a bir şey, şey de yani. Söyleyelim. Alemi şehadetle dünya da aynı şeyler değil. İlahi. Küreyaz da değil. Evet. Alemi şehadet de farklı bir alem. Nasıl? O da gelecek. Yani dünya üzerindeki şahit olduğun şeyler alemi şehadetini oluşturuyor. Herkese göre farklı da alemi şehadet. Dünya sabittir. Herkese aynıdır. Ama alemi şehadet farklıdır. Çok güzel söyledi. Şey, Üstad Sungur abiye mi söylemişti abi? Evet. Senin için demiş Zübeyir abi için. Demiş ki senin için gaybde olan, yani kalbin derinliklerinde olan Zübeyir'in gözünün önündedir. Hasan Feyzi abi değil mi abi? Evet, doğru. Mesela diyelim ki birisine, mesela sahabeler şeytanı görüyordu caddeden geliyor. Şeytan bizim için gayb. Mesela cinler bir, çoğu insan için yani gaybdir. Yani cinler çoğu insan için gaybdir bilmiyorum. Ama bazı, çok az insan için gayb değil. O zaman gayb olmayınca şehadet mi olmuş oluyor? Onun şahididir. Şahit olmuş. Şahit oldu. Yani İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin gibi, biz onu bir şey demiştik böyle. İmam-ı Mübin ile Kitab-ı Mübin eşit olursa, işte demiştik. Herkesin farklı İmam-ı Mübin. Eşit olursa şahit olduğun şey. Yani burada da alem şehadet eşittir, alem gayb olursa, ama gaybın bitmemesi gerekiyor bence. Hiç bitmez. Bitmemesi lazım. Yani çünkü alemi gayb değil ama. Gayb bitmeyecek zaten. Bak karıştırmayalım. Alemi gayb bir yere kadar. Bir alemdir orası. Hakikatların tezahür ettiği yer. Hakikat alemi. Evet. Çok güzel. Yani Esma'nın perdesiz tecelli ettiği yer. Evet. Son noktası. Arş. Arş. Ondan aşağıya ne kadar mazhariyet varsa o nispette Esma'ya aynı darlık yapıyorsun ama arşta en son nihai hudut perdesiz tecelli. Şey, aleme gayb mahlukatla birlikte mi başlıyor yani? Yani mahlukun kainatla, olmadığı noktada kainatla, gayb diye bir şey başlıyor. Kainatla mı başlıyor? Evet, kainatla. Alem-i şehadete suretiyle ve alemi gayba manasıyla müşabi ve ikisinin mabeyninde Osman bak buraya kaçırma çok önemli bir berzah olan alemi misal. Bir daha da. Bakın şimdi. Alemi şehadeti suretiyle alemi gayba manasıyla müşabi ve ikisinin mabeyninde bir berzah olan alemi misal. O muammayı halledermiş. Aslında sıralama yapıyor gibi yani. Evet. Alemi şehadetle alemi gayba. Sureti alemi şehadete, manası alemi gayba bakan berzah bir yapı. Misal. Misal. Misali tarif ediyorum. Sureti alemi şehadet, manası öteydi. Yani şöyle gibi hemen görüyorum. Arş ile alemi şehadet arasında üstad alemi gayb gibi ifade ediyor. Gibi geldi bana. Yani aradaki. Bize taşırsa. Zaten aynı şey. Ha, bak, alemi şehadet. Ha, taşırsa. Alemi gayb, berzah alemi misalmış. Alemi misal. Aynı zamanda neresiydi berzah? Fıtratı, zişur. Vicdan mı? Evet, vicdan. Aynı zamanda neresiymiş? Müstakim ve münevver akıllar, selim ve nurani kalpler. Alemi gayb ve alemi şehadet ortasında berzahlar. Şimdi şöyle olmuş tabii. Bakın. Vicdan. Kalp. Yine berzah. Dima, suret, vicdan, kanuniyet, arş, hakikat. E şimdi alemi misal o zaman şey mi oluyor yani kanuniyet tarafı, vicdan tarafında olan bir şey mi oluyor? Nasıl oluyor böyle yaparsan? Berzah. Yani kanuniyet gibi duruyor. Ya. Evet kanuniyet gibi duruyor. Öyle değil mi Hasan abi? Sabit ben bir şey soruyorum. Bir, bir de söyler misin? Dima, vicdan, kalp. Yani suret, kanuniyet, hakikat. Veya alemi şehadet, alemi gayb diyoruz ya abi. Bunu nasıl oturtacağız yani o üçünü? Alemi misali kanuniyete mi oturtacağız yani? Alemi şehadete mi? Şimdi ille acele ediyoruz da daha şey olmadı. Hı.
Alem insan berza. Tamam. Diyor ki suretiyle alemi şahadete manası alemi gaybda. Tamam. Kimin? Alemi misali. Alemi misali tarif ediyor. Tamam. Pergeli oraya koyuyor. Pergeli oraya. Alemi gayb değil yani. Bu gayb değil konuştu. Tamam. Bu neymiş? Böyle sureti bakıyoruz. Alemi şahadete. Alemi misal. Bizdeki şeyi tahayyül. Oraya girmeyelim. Alemi misale pergel koydu. Sureti alemi şahadete. Manası alemi gayba. Bakıyormuş. Bunu tarif ediyor. Şu anda daha gaybde yürüyoruz. Gayb, arştan arşaya, arştan arşaya bütün şeyin, alemlerin cemidir. Evet. Dedi yani Mehmet Kardeş öyle dedi. Arştan başlıyor. Ve keza teşekkülü ervaha münasebeti olmayan şu camit alemi şehadete vücudun münhasır olmadığına akıl ve nakil müttefikan hükmetmişler. Ya. Binaenaleyh, ervaha münasip ve muvafık çok alemlere müştemil olan alemi gayb, melaikeyle dolu ve alemi şehadetin hayatına mazhardır. Vay, çok şeyler diyor. Bunlar, bunlar külliyatta mı geçiyor bunlar? İşaret arayacağız. Ne diyor şimdi? 197. sayfada. Hani okumuştuk, ben anlamıştık külliyatı. Evet. Bir daha son cümleyi bir daha okusana. O ne? Ve keza teşekkülü ervaha münasebeti olmayan şu camit alemi şehadete vücudun münhasır olmadığına akıl ve nakil müttefikan hükmetmişler. Binaenaleyh ervaha münasip ve muvafık çok alemlere müştemil olan alemi gayb, melaike ile dolu ve alemi şehadetin hayatına mazhardır. Şimdi bunu biraz şey yapsak abi olur mu? Ben böyle şeyim sizde doğru yanlış diyeyim. Mesela alemi şehadet de bir ağaç. Ben gidiyorum yolda. Normalde ağaç duruyor ama ben mesela kendi alemimde sanki oynuyor, gülüyor gibi geliyor. Normalde böyle bir şey, alemi şehadette böyle bir şey yok. Ama benim alemimde böyle. Oynuyor, gülüyor, hoş geldin. Bu hani diyor ya hayata mesela melaikenin. O onun müvekkili mi o benim hissettiğim? Evet. O yani. Yani zaten kendisi vücudu tamam. Tam sabit. Ona, onun sana yaptığı tesir o ağaç değil onun. Mesih. Bendeki şeyin. Evet. O zaman biz o fark ediyoruz ama farkında değiliz. Bu çiçek çok güzel maşallah diyoruz Allah Allah. Peki eskiden derdik hatırlar mısınız onu? Eve geldiği zaman ve evden ayrıldığı zaman çiçek sahibini hisseder derdik, hatırlıyor musun? Yani zannediyor ki bu Elif'en yani böyle canlıdır falan yapar. Hayır, kesinlikle sahibini tanır. İşte ağaç da öyle. Niçin tanır dedik? Aynı bu konuyla. Çünkü müekkel melaikesi var. Bir örnek verirdim, hatırlar mısın? İslam'da ormanda ileride bir ağaç keseceksin. İslam hukukunda, fıkhında çıplak baltayla geçme, ağaç deyip geçme. Diyor ki fıkıhta, baltanın ağzını sarın. Ormandan öyle geçin. Yani ta oralara kadar nüfuz etmiş. Peki 17. söz hep bunu anlatıyor, biliyor musun? Zülüflerini aşağı atmış diyor. Vücuda geldiğinde seviniyor. Ağacın böyle sağlanması, böyle yapraktan oynatması sevinciymiş. Neymiş? Rüzgarla alakası yok. Ama rüzgar var değilmiş. Ne var? Vücuda geldiğine seviniyormuş. Esbab yok yani, rüzgar müzgar değil yani. Değil. Ha, bize böyle gözüküyor tabii rüzgar. Biraz daha sen, Harun bak, şurasını bir dinle. Hem hayat, imanı bir kader rüknüne bakıyor. Remzen ispat eder. En zor yer işte. Çünkü madem hayat, alemi şehadetin ziyasıdır ve istila ediyor. İstila ediyor. Hayat, alemi şehadeti istila etmiş. Ve vücudun neticesi ve gayesidir. Ve Halık-ı Kainat'ın en cami aynesidir. Ve faaliyet-i Rabbaniye'nin en mükemmel, en müzzecik ve fiiristesidir. Temsil de hata olmasın. Bir nevi programı hükmündedir.
elbette alemi gayb, yani mazi, müstakbel, yani geçmiş ve gelecek mahlukatın hayatı maneviyeleri, hükmünde olan intizam ve nizam ve malumiyet ve meşhudiyet ve tayyum ve evami tekviniye imtisale müheyya bir vaziyette bulunmalarını sırrı hayat iktisa ediyor. Şunu bir anlasak yemin ediyorum buradan çıkarız hep. Şimdi 6 tane işte kader. Kader oldu şimdi. Kader. Nizam, intizam, malum etme, şude, tayyum ve evamir tekniğe. Sırrı hayatı iktisa ediyor. Kimine gider? Vallahi. Yani alem-i şehadetin batını alem-i gayet gibi oldu. Yani ağacın programı, şey, makinesi filandı ya. Şimdi ruhu dedi az önce ve hayatı oradan şey yapar dedi. Alem gayipten beslenir gibi anlattı. Evet öyle zaten. Ha. Öyle. Yani o zaman alemi gayip, alemi şehadetin batın tarafı. Öyle. Doğru. Aynen öyle. Batını. Zahir buysa batını o. Batını o. Evet. En zahir tevhid de bu hayatta değil mi? Zaten gayip işte öyle dedi ya, mazi ve mustakbel. Gayip neymiş? Geçmiş değil, gelecek de değil. Hayat maneviyeleridir. Hayatın dışında gayip var mı abi? Yok o zaman. Yok. Hayatın dışında gayb yok. Yani hayatın vücut yok. Vücut yok. Vücut olmadığı için vücut hayatla belirlenmiş. Geçmiş. O zaman tabakayı özür dilerim. Tabakayı insaniyet dediğiniz zaman abi alemi gaybı bütünüyle içine alan alemi gaybın bedenidir o zaman tabakayı insaniyet abi. Vücududur. Benziyor o şey. Geçmiş ve geleceği olmayan bir şey nasıl geçmiş ve gelecek olarak gözüküyor burada? Aslında öyle bir şey yok değil mi abi? Gayipte geçmiş gelecek yok, yok da. Ama burada nasıl geçmiş ve gelecek olarak? Mesela şöyle düşün. Okyanustasın. Okyanus. Sen ucunu görmüyorsun ki sağ taraftayım sol. Okyanusta olan bir adam nerededir? Sen kendini neyle tanımlıyorsun? Gayiple konuşmayacaksın. Gayip olma sen. Sen kendini gaybe tanımlayacaksın. Sen neresindesin okyanusun? Yani diyordunuz ya abi şimdi nasıl ben her yerdeyken bir yerdeyim. O çok zor işte. Yani nasıl yani ne zor biliyor musun? Hazırdayken geçmişe gelecek. Mesela şu anda buradaki ısı. Her yerde değil mi? Nasıl sıkıştıracaksın bir oduna? Bu ısıyı al, odun yap. Dumanı. Dumanı da. Şimdi mutlak ve muhit olan şu insanın fıtratındaki yazılım. Ya, yapı yani. Yani buraya kalıba sığmaz ki. Bu kalıpta nasılım diye insan dehşet alıyor ya. Bir şey nasıl böyle her yerdedir yerine nasıl her yerde olan bir şey bir şeydir. Zor işte. Zor olan budur. Ya yani odun zor olan. Odun zor olan. Zaman her yerde. Ya öldüğümüz zaman her yerdeyiz. O kolay. Bir anda her yerde olmak kolay. Çünkü gözümüzün önünde ısılar, dumanlar, sesler, her şey. Ama o her yerde olanı bir yere tutmak. Nasıl yapacaksın bu? Zordur işte yani. Mesela ne diyor? Kuantum fiziğinde bir şey diyor, bir şey, Ersal da bilir. Olması gereken her yerdedir. Orada mucize nedir? Her yerde olabilen bir şey bir yerde nasıl duruyor tek? Şimdi... Alem-i şehadette böyle durmak gayb alemlerine göre mucize yani. Evet. Alem-i gaybde her şey her yerde. Olması gereken de her şey her yerde. Şimdi nasıl buradayız? O ondakiler ama şaşırıyor, kayıptakiler. Muayyen burada. Nasıl? Muayyenleştiriyoruz burada. Bir şey söyleyebilir miyim ya? Şimdi Adem Aleyhisselam cennetten ihraç edildi. Ya öyle demeyeyim de. Talim-i Esma için Hasan abi bu kainat yaratıldı ve Adem Aleyhisselam gönderildi. Talim-i Esma için. Yani bu alemi gayb eğer esmaların hakikatinin olduğu yer ise o tek başına yeterli değil. Yani burası zormuyormuş demek ki. Yani orada olan her şeye vakıf değil, onu demek istiyorum. Orada olan için acaba alem-i şehadet de gayb mi oluyor? Yani orada olanın kendisini tanımlayamadığı için eksikti. Ve ezeli eksik kalacaktı. Kendi aleminde tanımlayamadı ki. Yani mesela... Yani alem-i şehadet onun için gayb mıydı abi cennetteyken? Gaybdi tabi burası. Yani şahit miydi? Değildi. Mesela cennette olanlar o zaman burasını görmüyorduysa gaybdir. Gaybdir.
Görseydi zaten şaşırırdı ve gelmezdi buraya. Buradan bakıyoruz şimdi abi. Oradan bakarsak doğru. Oradan yani gelişte galiptir burası. Çünkü devam da edecek. Yani ezel, galip, alem-i şehadet. Alem-i şehadetten sonra ebede gideceksin, orada galip. Zaten gelecek şimdi, söyleyecek. Hep hayatla ilgili burayı madem yaptın, şeyden şekillendirelim şecere-i kalpte gaybın nasıl arştan aşağı olduğunu. Kur'an-ı Hakim'de İmam Mübin ve Kitab-ı Mübin mükerrer yerlerde zikredilmiştir. Ehli tefsir ikisi birdir. Bir kısmı ayrıdır demişler. Hakikatlarına dair beyanatları muhteliftir. Hülasa ilmi ilahi ünvanlarıdır demişler. Fakat Kur'an'ın feyziyle şöyle kanaatim gelmiş ki İmam Mübin ilim ve emri ilahinin bir nevi bir ünvanıdır. Ki alemi şehadetten ziyade alemi gayba bakıyor. Yani zamanı halden ziyade mazi ve müstakbele nazar eder. Yani her şeyin vücudu zahirisinden ziyade aslına, nesline ve köklerine ve tohumlara bakar. Kader-i ilahinin bir defteridir. Süperallah. Ben bir karışabilir miyim abi ya? Şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Kitab-ı Mübin kudret ve iradenin taalluk ettiğidir değil mi? Evet. Evet. Peki o zaman abi benim Kitab-ı Mübin'im benim için Kitab-ı Mübin olan sizin için İmam Mübin değil mi abi? O zaman Allah Teala'nın kudret ve iradesinin taalluk etmediği hiçbir şey yok. Sadece sen şahit olduğuna sen ona şahit oluyorsun. Yani benim şahitliğim onun kudreti, ben eğer şahit olduysam demek ki kudreti ve iradesi taalluk etmiş abi. Ama Mahmut şahit olamıyor. Onun için etmemiş mi? Etmemiş diye bir şey söz konusu değil. Her şeye etmiş kudreti ve iradesi taalluk etmiş. Kader lisansını diyor ki işte zaten nehir gibi ya. Evet. O ilim kudret taalluk etmiş. Sen bir onaylıyorsun veya onaylamıyorsun. Başka hiçbir medhali yok. Hayal gibi abi. Hayal için demiştiniz de aynı şeyi. Evet, evet. Nehirdir demiştiniz. Nehir akıp gidiyor. Onaylıyorsan onaylarsın. O alıyorsun. Kepçeni daldırıp alıyorsun. Ne aldınsa. Ben ustad demiş Gayrı Müteşhir'de var. Şöyle diyor. Hayaledir diyor. Nasıl abi? Ustad Gayrı Müteşhir'de diyor ki, ilim diyor Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezelden ebede doğru büyük bir okyanus gibi yani okyanus gibi akıp gidiyor. Bir giden gelen hiç benzemiyor. Sonsuz böyle. Oradan işte bir bardak, bir maşabak, çay kaşığıyla aldın değil mi? Hepsini alamadın ki. Peki bu aktı. Arkasından tekrar yok. Başka bir şey. İkindi namazının sünneti dediğiniz gibi. Mesela bugün de uyguladım. Kimle beraberdim? Baktım bir yerdeydim. Ben kıldım namazı. Onlar da işte beni güya şey yapmamak için farzdan duralım abi. Yok dedim. Ben bekleyeceğim. Sünneti kılın. Çünkü ezeli ve ebedi bir daha ikindi namazın sünnetini görmeyeceksiniz. Abi yarın sünnet. O yarın sünnet. Bugün bitti. Kıldın. Ezeli ve ebedi bir daha bu ikindi kılamazsın. Aynen onun gibi. Onun bu. Evet. Madem İmam Mübin mazi ve müstakbelin ve alemi gaybın etrafında dal budak salan şeceri hilkatin bir programı. Zaten biraz önce zaten ne okudun? İmam Mübin'in mazi ve müstakbel dedi. Evet. Biraz daha önce de dedi, gayb dedi ki alemi şehadetin arkası. Evet. İmam Mübin'e ne kadar denk? Evet. Şimdi ama ne diyor? İmam bin mazi ve müstakbelin ve alemi gaybın etrafında dal budak salan şeceri ilikatin bir programı, bir fiil istesi hükmündedir. Alemi gaybın üstünde bu. Evet. İmam bin. İmam bin zaten lebi mafuza değil mi? İşte tam onu demek istiyorum. Tersten yani evet. Şeyini göstermek için. Diyor ki, sarmış diyor ya. Onun programı tarafında. Diyor. Yani, o zaman tam arş olduğu çıktı ortaya. Tabii şimdi. Tabii işte buradan çıkardım. Alem-i gayb arş, burası İmam bin, Lev-i Mahfuz'da evet. Oluyor. Biliyor, işte alem-i gayb için arş diyordu ya. Yani arştan aşağısı... Arştan aşağısı değil, arş diyor.
Arş da aşağısı. Arş da daire. Ya mesela şimdi az önceki hallerimiz bizim ne oldu? Yani bir saat önce namaz kıldığımız hal nerede şu an? Alem-i gayb'da. Alem-i gayb neresi? Levh-i misalide işte şeyde bir süre oraya gitmedim. Hepsi depo şeye gitti. Daire ilimde. Tabii. Yani o zaman arşın aşağısı sistemin tüm... Hakikat deyince arş da daire, gayb deyince, alem-i gayb deyince arşın aşağısı. Alemin çünkü gaybın hakikatine çünkü niye biliyor musun? Arş esmanın perdesiz tecelli ettiği yer ya. Evet. Şimdi alemi gayb herkese göre farklı olur. O arşa girmek çok nadir. Ama alemi gayb kişilere göre değiştiği için alemi gayb deyince alemi gaybın içine arş girmez, arştan aşağısı. Şey, zaten şu ya, şurada bir ters. Zaten söyledin onu başta. Kainat cehennemden deyince şurada arş yazıyor ya. O zaman arş kainat zaten arşın altı değil mi abi? Evet. Evet. O zaman orada arş değil yani orası şurası. Şu mesela kainat sureti. Hakikati arş olur ya. Hakikati orada. Kainat cehennemden deyince kainat arşın altındaki bir yerde olması lazım yani. Öyle. O hepsini kapsıyor. Kainat arşı kapsıyor mu abi? Kainat arşı kaplamıyor. Tamam ama şimdi kainat cehennemden deyince arş efendim? Hakikati orada. Hakikati ise, hakikat deyince parmağını, bak ne diyorsun? Hakikat deyince, hakiki şey sabit edin. Hakikattan neydi? Esma-i Hüsna. Esma-i Hüsna'nın perdesiz tecelli ettiği yer neresi? Arş. Tamam. Hakikat deyince. Ama bu hakikat demiyorsun, alemi gayb. Yani şehadetin gaybı. Senin hakikaten. Yani tamam mı? Hı hı. Yani, abi zan nerede bitiyor abi? Zansız nerede olabilirsiniz? Hiç mümkün mü? Şeyde, mecurde zansız olabiliyor musunuz abi? Mecurde. Zansız. Ben yani ondaki bende zan yok mu? Olmaz. Yani zan hiçbir zaman bitmez. Zanı kaldırdığınız zaman sizdeki ilim mutlak ve muhit olur. Meratipsiz olur ki haşa. Bu cehennetten bakarsanız o zaman gayb bitmiyor abi. Yani, hiçbir zaman bitmez. Yani arşta bak gayb bitmez ama alem biter. Alem biter. Heh. Aynen öyle abi. Kardeşim, alem bitiyor dedi ya. Evet, evet. Dedi onu. Evet, şurayı bir okuyayım. Osman abi bak. Şurayı bir okuyayım. Sözün sonunda ne var? Harun bir bak bakayım şurada bir bak çıkacak şimdi. Sen iyice dikkat et. Şeriat arştan indi. Allah Allah. Beşerden de çıkardı. Nurani bir ibadet, ibadetten beş namaz, başlarında ezanlar, namaz ile ezan. Dane dane olmuştur, birbirine mutasıl, hem alemi gayb ile hem de arş-ı azamla insan ile zemini bağlatmış da tutturmuş o beş hayat-ı nurani. Arş-ı azamla insanı. Hem alemi gayb ile hem de arş azamla insan ile zemini bağlatmış. Başı evkat-ı hamse, nihayeti arş ve gayb. Aynı zamanda olmuş rabıtayı ittisal, şehadeti gayb ile zemin ile insanı, insan da asuman. Amin. Bir hürmeti sevgili Hüseyin. Besmeni anlatıyorsun. Nerede? Şu şey Lemat'ta mı? Asar Bediye. Lemat. Evet. Lemat'ta. Erörler. Asar Bediye adım Lemat'ta yeri. Yani. Çalıştın mı buna? Neresine? Buna. Bu cümle. Buraya. Çok zevk aldım diyor. Zevk ettim diyor. Nasıl fikre bakmaz deriz. Sevken hazır. Hudutlarımızı çiziyor ama. Ya arş-ı azam neresi, alim gayb neresi, arş neresi, İnsan ve Osman neresi. İnsan nedir tarifi de. Evet, namaz ne işe yarar? Neymiş beş vakit? Nerede tam böyle? Sözlerde nerede geçiyor? 643. Tok Asar Bediye'de 643. Lemat'ta 643 olması lazım ama bir bak bakalım. Ya Asar Bediye'ye bulamazsın. Asar Bediye'ye bak. Her yerde 643 sözlerden ikinci sözdür.
Sıfır. Yok şeyde, Lemat'ta 698 diyor. Var mı aynısı? Yok, aynısı değil. Başka geçmiyor Lemat'ta. Bu asar medya. Alem gayet. Bu küllerde geçmiyor. Geçmiyor mu? Olabilir. Bu küllerde geçmiyor bak. Küllerde geçse bilirdik yani. Top kesin. Ben sana şimdi çıkarayım yerlerini, söyleyeyim mi? Tamam, ben asar medya değil, külliyatta yok. Yani külliyatta, hani Lemat'ta geçmiyorum ben. Kesme abi o zaman. Siz yani. Devam et abi, devam et. Mehmet abici devam et. Tamam, o belli ya. Tamam, boş ver. Çünkü o sistem benim bir şey yapmış. Evet. 710'a baksana. Şey, Lemaat'ın... Lemaat'ta 710 olabilir. Lemaat'ın her şeyin, Lemaat'ta Asar Bedi'den gelmiş ama her şeyini getirmemiş. Vücut ve varlık alemi. Evet. Allah'ım. Süpermanlar. Devam et Mehmet abi, bekliyoruz heyecanla. Evet. Bir boncası... Alemi... Yok. He? Yok, külliyat yok. Ne zaman yoktu? Asar Bedi'ye de aldım. Asar Bedi'ye de aldım. Ne yapacağız? Alem kaybolur. Hepsidir. Yani böyle anlatınca, şeceri dikkati böyle alt alta yapınca olmuyor karpuz. Olmuyor. Yani şey olmuyor yani, ifade edilmiyor. Çok böyle yok. Yani alt üstü olmuyor. Böyle ağaç gibi yapmamız lazım. Böyle ağacın yani şeyi olarak gibi ifade etmemiz lazım. Evet, evet. Böyle daha bir dalın dalından yani böyle zahir yalın zahir kat kat zaten diyorsunuz zahir da. Zahir şişeri kadar. Yani zahir böyle zahir daha iç içe bir o şey bir... Karpuz buna uyuyor ama. Karpuz biraz daha nasıl uyuyor biliyor musun bak. Karpuzun böyle yarım küresi geliş, öteki yarım küre yani aynı isim gidiş. O zaman oluyor. Yani hani hep üstad ağaca benzetiyor. Ağaç sanki bu işe daha yok, olacak bir şey. Karpuza da benzetiyor ya. Esas karpuza benzetiyor mesela. Yani değil. Sanki dairesel daha doğru. Bu sarmalama. Kesittir. Evet. Şecerifle bu resim. Ama esası küredir o. Mesela geliş istikameti bir yazar. Yani hani hep biz şeyde yapıyoruz. Hani o da uyuyor. Şecere-i hikatin zahiri, batını, evveli, ahiri şeklinde bir şecere-i hikat yapmak. Yani o daha yapısal bir şey. Yani daha karmaşık bir yapının ifade edilen şey. Böyle kat kat olan, üst üste merdiven gibi değil de mesela yani işte ne diyoruz mesela Nur Muhammed'i çekirdek mecul. Gül goncası gibi bak yapman lazım. Açıldıkça açacağım. İşte ben... zahir batın olan bir şecere-i hikat ve içindeki yapıya göre değişen işte arş-ı azamı şeyi yani orada yerleştirmek daha böyle ne diye gibi geliyor şu anda öyle bir içimden nasip etse. Şecere işte. Zahir kabul edilirse şecere hikati şecere hikat şeklinde. Hasan abinin Hasan abi şunu diyorsunuz ya. Ruh benim neremdi? Hani bazılarına diyorsunuz ya böyle dalga geçer gibi ruh benim neremdi diye soranlara diyorsunuz ya ki duman odunun neresindeyse senin de ruhun oranda. Şimdi bunu anlamak için böyle açılıyor ama aslında alemi gayb odundaki duman gibi. Her yerde aslında. Her yer istiyor. Önemli olan sen neredesin? Onu anlamak. Evet doğru. Şimdi o bir... Kabuk mu hissediyorsun kendini? Bak, ağacın kabuğu mu? Meyvesi mi? Çekirdeği mi? Bence böyle yani. Üniversitede bir hoca şey yaptı ya. Şeceri fıkatın zahir kabul edilirse şeceri fıkat. Batınısıyla neresiydi ben biraz meşgul oldum buldum diyor da öyle deliler de var yani. Sen dediğin gibi. Şeceri fıkatın batınısı. Evvelisi konuşulur ama şeceri fıkatın ahirisi. Ancak o küre var ya o bu soru bununla çözülebiliyor. Bu burada şey ama çünkü çok antika şu parmakta olan geliş yönü ya, tam karşıtı gidiş yönüne denk geliyor. Çünkü geliş aynı zamanda geçiş olduğu için. Mazi aynı zamanda istikbaldır. Oradan çıkartmıştım. Evvel aslında ahirdir. Çünkü evvel ahirin tam karşıtı. Çünkü evvel diyemezsin ahir demedikçe. Yok yani.
alemi gaybın özelliklerini aslında daha çok böyle okumak istiyor ki o alemle ilgili bilgi edinelim inşallah. Yani okuduklarımızı eğer açarsak zaten zamanımız yetmez. Zih hayatın ve zih şuurun nazarlarına bakar. Onlara şirin bir mütalaga, birer kitab-ı marifet olur. Manalarını zih şuurun zihinlerinde ve suretlerini kuvve-i hafızalarında ve elvah-ı misaliyede ve alemi gaybın defterlerinde daire-i vücutta bırakıp sonra alemi şehadeti terk eder, alemi gayba çekilir. 24. 25. Sözde 462. 25. mektup 25. 24. mektup. 25. söz. 25. söz ya. Allah Allah. Evet. Subhanallah. Bakın. Bu hep firak var ya abi, firak. Hep bu beni şey yapmış tatmini. Nedir yani bu insan yakıyor ya. Meğerse o sinemadaki görüntülermiş yani. Biz hep onlarla beraber gittiğimizi zannetmekten oluyor yani bu. Şunu çözünce insan diyor yani. Manalarınız iş şuurun zihinlerinde ve suretlerini kuvve-i hafızalarında ve elvah-ı misaliyede ve alemi gaybin defterlerinde daire-i vücutta bırakıp sonra alemi şehadeti terk eder, alemi gaybe çekilir. Aslında vücut vücut bırakmıyor. Esas vücut üretilmiş oluyor. Evet. Daire-i vücut dedik ya. Yani vücuttan gitmiyorsun bir yere. Esas vücut. Bak seyret şimdi. Demek suri. Bak vücuda demek. Gidiyorsun. Bak sen. Biz diyoruz ki öldü. Ne öldüsü? Esas vücuda gitti yani. Osman gidip bak. Duruyor habire yani. Veyahut da her an gidiyor. Demek suri bir vücudu bırakır. Manevi ve gaybi ve ilmi çok vücutlar kazanır. Aa bak işte. Osman seni söyledi. Evet. Konuştum. Şimdi mesela söyledim. Biz ölüyoruz veya yaşlandık. Bir saat sonra, bir saat önceki namaz kıldığımız halimiz şu an. Yani. Kaybolduk, tam bitti zaten. Tam tersine ya. Esas vücut oldu. Esas ama içerideki adam işte kabul etmiyor abi. Ha, onda o. Sıkıntı oluyor. Yani İlk mesela biz yok olduk, kaybolduk, gençlik gitti. Esas vücuda gidiyoruz ya. Hakiki bir şey ya, vücut kavramımız ne kadar basit. Atom arıyor değil mi abi? Çok acayip. Nefis yani. Atom arıyor yani illa böyle. Ne kadar aldanmışız. Çok gıcık ya. Eşya bak. Eşya zeval ve Adem'e gitmiyor. İşte belki daire-i kudretten bak daire-i ilmiye geçiyor. Alemi şehadetten alemi gayba gidiyor. Alemi tekayyur ve fenadan alemi nura bekaya müteveccih oluyor. Onu devamlı okuyor mu? Okudun mu bunu? Bu devamlı. Deminkini. Yok. Bunlar kısa yerler. Nerede yok oluyorsun ki şimdi? Devamı da güzelmiş ama yani. Oku. Diyor ki demek suri bir vücudu bırakır. Manevi ve gaybi ilmi çok vücutları kazanır. Evet, madem Allah var ve ilmi ihata eder, elbette Adem, idam, hiçlik, mahf, fena, hakikat noktasında ehli imanın dünyasında yoktur ve kafir münkirlerin dünyaları Adem'le, firakla, hiçlikle, fanilikle doludur. İşte bu hakikati umumun lisanında gezen, bu gelen dar bir mesel ders verip der, kimin için Allah var? Her şey. Ona her şey var. Kimin için yoksa her şey ona yoktur, hiçtir. Kafa, bu nasıl yaşıyorlar değil mi? Ya. Çok güzel. He? Bu nasıl yaşıyorlar ya? Onların Adem, idam, hiçlik yok mu? Firak, hepsi dolu ya. Nasıl çıldırmıyor ya? Bir de tam tersi abi, alimler nasıl yaşamış? Onu da anlamıyorum. Bunları bilen adam. He, bir de alim nasıl yaşamış, burada durmuş bilmiyorum, anlayamıyorum yani. Burada duramaması lazım yani. Bu hayatın nuruyla oluyor abi. Geçmiş diye. Şu mevcudat irade-i ilahiyeyle seyaledir. Şu kainat emri Rabbani ile seyaredir. Şu mahlukat izni ilahi ile zaman nehrinde mütemadiyen akıyor. Alemi gaybtan gönderiliyor. Alemi şehadette vücudu zahiri gidiriliyor. Sonra alemi gayba muntazaman yağıyor, iniyor ve emri Rabbani ile mütemadiyen istikbalden gelip hale uğrayarak teneffüs eden maziye dökülür. Yağıyor.
Aynen. Zaman nehrinde akıyor. Buraya geliyor vücudu bir sürü zahiri bir vücut giyiyor. Tekrar onu bırakıyor. Ne yüklendiyse. Esas vücutları. Ne yüklendiyse abi. Şu anda ders ortamı şu anda var ya. Suret. Şu anda geldi. Surettir şu hepimiz burada. Sonra bunu geçtiğimiz zaman ezeli ve ebedi aynı bu ders ortamında mutalaa edeceğiz. Bitmeyecek bir şekilde. Yok olmayacak bir şey. Bu işte ya. İşte bu ya. Yani bu ders var ya bu ders. Şu. Hı. Şu ortam. Hı. Surettir. Geldi. Uğradı. Suret vücut giydi. Sureti vücut. Esas hakiki vücuda geçiyor. Geçti. Geçecek buradan çıktığımız zaman. Şimdi ezeli ve ebedi orada mutala olacak. Olacağız yani. Bir şey konuşmayacağız. Ona dönüşeceksin. O olacaksın. Oradan gelmedi. Konuştuğun olacaksın. Bu enerji olmuş oluyor. Yani şöyle diyeyim bak. Elmayı aldın. Bak şimdi Gafur. Bir elma düşün abi. Burada elmayı yersin diyor. Bu Risale'deki misal. Şimdi elma yedin bak. Elma saç oldu, tırnak oldu, vücut oldu, yani enerji oldu, güç oldu. Kuvve-i Gadabiye, Kuvve-i Şehriye, Kuvve-i Akliye oldu. Onu kullandın mı? Elma nereye dönüştü? Enerjiye dönüştü. Şimdi bu enerjiyle ben namaz kıldım, şunu yaptım, bunu yaptım elma. Elmayı yedim, üzerine elhamdülillah dedim. Orada, yani bununla ben ibadet yaptımsa, burada elma bana elhamdülillah söylettirdi ya, bir haz oldu. Orada ben elhamdülillah yiyeceğim. Yani suret hakikati, suretini yani bu elmadan hasıl olan enerji ne yaptım sonra dönüşeceğim. Evet. Burası suret. Yani o suretten açılan hakikatla karşılaşacağız. Peki aslında böyle diyorsun yani. Bir hakikati. Peki orada öyle olduğu için zaten burada öyle oluyor. Orada öyle olduğu için ama burada bir fark şu. Bu nehir akıyor kar. Kabul ediyorsan reddediyorsun. Başka bir şey yok. Sen bir medhalin yok. İster kabul et ister etme. Vücut akıyor. İstikbalden hale uğruyup maziye dökülüyor. Kabul et. Sen kabul ediyorsun kader isaresi. Reddediyorsun. Kabul edince senin oluyor. Senin söylediğin hakikatte her şey orada aynı ya. Madem oradan geliyor. Ama bilmiyorsun işte. Adem Aleyhisselam da bilmiyordu zaten. Burada öğreniyorsun. Talim burada. Diyor ya, burada öğreniyorsun. İsa Aleyhisselam verene verilecekti. Evet. Verilmese nasıl? Ama bu ne diyor? Çok doğru söyledi. Şimdi anlıyoruz da okuyup bu derse gidiyor. Yoksa bu derste olmayan şahit toplumda biriz. Olsun, şahit olduğun kadar. Nurcu dayı olsa. Mutala ve muzakere etmemiş, meşgul olmamış. Hani bu nasıl olacak ya? Be? Zaten bu kadar dima ve enfusi dersin üzerine bunlar bina ediyoruz, şey yapamıyoruz. Yani buraya uğruyor. Hani ancak mutala, muzakere edin de aleminde aktif oluyor. O zaman bir bakacaksın, alemin galiba bir geçtin. Allah! Eyvah! Filmler yanmış. Şimdi biz buradan lezzet alıyoruz ya Hasan abi. Benim Latife-i Rabbaniyem mi bu lezzeti alıyor? Şimdi sufli lezzet var. Haramlarda da bir şey var, sufli bir lezzet var diyor. Bir de ulvi var. Ulvi olursa dimağında lezzeti var, vicdanında lezzeti var, kalbinde lezzeti var, ruhunda var. Yok şu dersin lezzeti mi? Ha şu anda kalbi hayat. Müşahede yani, kim ediyorsa, müşahedeyi kim tamam, yapıyorsa o zevk alır. Tamam onu şimdi şöyle söyleyeceğim abi. Latife. Mesela şu anda benim dilimde yemediğim daha hiçbir şekilde belki de bundan sonra da görmeyeceğim bir meyvenin veyahut da başka bir işte yemeğin lezzeti benim dilimde derc edilmiş mi abi? Lezzet alma kabiliyetinde sonsuz lezzetler istidadı var. Evet. İstidadı var değil mi? İlle yeme şart değil. Yemem şart değil. Uyandırılırsa. Yani o buna gelince burada karşılığını buluyor mu? O kadar. Buluyor. O zaman Latife-i Rabbaniye'de de alemi gayb gizli mi o zaman? Tabii canım. Yoksa ne alacak? Neyi lezzetini alacak? Ama şöyle düşün. Kalp şeydi ya, firisteydi ya, alemin. Bütün şeyi firisteydi. Navigasyonu düşün. Evet. Navigasyon. Uydudan sinyal geliyor. Peki burayı ne gösteriyor? Harita burada. Uydu Allah'a misal. Telefon bedene misal. Yazılım ruha misal. Yazılım var.
oradan sinyal gelince ne o nerede olduğun ışığı yanıyor. Sen de diyorsun ki harita oradan geliyor. Harita burada. Oradan nerede olduğunu söylüyor sana. Öyle mi? Ha. Şimdi Latife-i Rabbaniye seyredendir. Kalp ise penceredir. Ne seyredecek? Mesela diyelim ki adam bakıyor. Eğer bu derste bir şey yoksa Bolu Dağı'na şuna buna bakıyor. Hiçbir şey anlamıyor ki mesela. O ağaca bakıyor, keleste diye. Mobilyacı diye bakıyor. Yani öyle bakıyor. Ama bir böyle bu dersleri mutala eden adam bir ağaca bakar. Bir müfessil gibi, bir alim gibi görür. Allah'ı tanımlar o. Dördüncü mektubu okusak acaba, abi Vedud ismine mazhariyet mi alemi gaybı açıyor? O zaman Rahim ve Hakim ismine mazhariyetle nereye gidiyorsunuz o zaman? Her ismin gaybı ve sureti var, her ismin. Tabii. Her isim Vedud değil. Bütün isimler. Öyle mi? Tabii canım. Yok ya yani kalbi açan. Kalbi, yok. Kalbi tasavvufta önde giden Vedud ve Rahman'dır. Vedud ve Rahman. Evet, tasavvufta temeldir. Risale-i Nur'da dört tanedir. Hakim, Rahman, Rahim, Hakim dedik onu, bir de Haygar. Nasıl bir ism-i azam olduğunu bil diyor. Hay, başka yerde Nur da var. Yani nereye giderseniz git, hep böyle hayat önümüze çıkıyor. İşte bu, gönderdim ya size, o kaç sayfa? 5 sayfa galiba. 5 çarpı 2. 7 idi 2 daha oldu. 9 çarpı 2. 2'şer 2'şer çektim ben. 9. 9. O hayatı konuşacağız arkadaşlar. Hayat 29 mertebe her şey patlamış ne olmuş. Patlamış ne batat olmuş. Peçete vereyim mi abi şu Harun'a? Su yaktı da az bir suyu. Evet. Hayat deyince. İyilemeyim ya Aziz. Her şeyin batını zahirinden daha âli, daha kamil, daha latif, daha güzel, daha müzeyyen olduğu gibi hayatça, daha kavi, şuurca daha tamdır. Ve zahirde görünen hayat, şuur, kemal vesaire ancak batından zahire süzülen zayıf bir teşuhattır. Yoksa batın camit, meyit olup da ilim ve hayatı dışarıya vermiş olduğuna zehaba ihtimal yoktur. Yani dışarıya vurdu. Şuurlar mı arkadaşlar bizde? Var. İdrak var, hüşyar var, fehim var, vicdan var, latifeler var, latife insan. Var mı bunlar? Bu teveşüh etmiş. E şimdi bunun çıktığı yer, bunun zıttını nasıl düşüneceksin? Bende hayat var ama bana hayatı veren, geldiği yer hayatsız. Yani. Bende şuur var ama bana nereden gelmişse şuursuz. Ya bu çok zor ya, nasıl bunu yapabiliyor ya? Biz de mi acaba nurları tanımadan önce bu neydik? Şu anda hayatın en kişisi. İnsanlar şu anda. Monoton diyorlar ya. Sonra cevap buldum da, ey sen Risale-i Nur okumadan bilmedin, sen de öyleydin. Öyleydin. Kesinlikle. Kendi kendine hayat oldu. Nasıl? Oysa mesela bana gözü vermiş, kendisi kör. Bu nasıl bir... Ama Risale-i Nur'un verdiği misal bunlar ya. Evet. Devam ediyor. Ben yaşıyorum sanıyorum şimdi abi kendimi. Halbuki en ölü haldeyim şu anda. Evet. Şu en anda süre hakikate göre ölüdür. Öleceğim diye korkuyorum. Ne kadar tuhaf değil mi? Oraya giden diye Allah'ım ya. Öleceğim diye korkuyorsun. Aynen. Zaten en ölü halin şu anda. Nasıl olacak ben de anlamadım. Toprağa gideceğim. Topraktan çıkıyorum her dakika. Toprağa gireceğim diye korkuyorum. Bizim toprağa girmekten korkuyoruz. Oysa ey gidi, rahmet kapısı toprak. Biz hatırada, maddede, bir öfkede, bir şehvette, bir şunda bunda toprağımız olup içine girip gark olmuyoruz. Sen toprağın altına mı benziyor? Bak, Harun seninki geliyor. Evet, karnın miden evinden. Karnın miden evinden. Evinden. Cildin gömleğinden. Ve kuvve-i hafızan senin kitabından nakş ve intizamca daha yüksek ve daha gariptir. Binaenaleyh alemi melekut, alemi şehadetten. Alemi gayb, dünya ve ahiretten daha âli ve daha yüksektir. Maalesef nefsi emmare
hevai nefs ile baktığı için zahiri hayatlı, ünsiyetli bir perde gibi meyit ve zulmetli ve vahşetli zannettiği batın üstüne serilmiş olduğunu görüyor. Perde yapmış. Ama nasıl nefsi perde? Emare. Evet, nefsi emare. Allah-u Teala öyle bir şey sende yaratmış, hiç kimse de yok. Ve kendisini bile dinlememe hakkı vermiş. Nefsi emare Allah'ı bile dinlemiyor. Bu ziya en güzel burada gözüküyor değil mi Hasan abi? Evet. Bu nefsi emare. Başka olmaz. Şu kesif, kesif olmasa şu, yani ben anlamıyorum ki Esma nasıl tahakkuk edecek? Etmemiş zaten Adem Aleyhisselam. Hepsi ta, alim Adem Esma külla, talim olsa ne olur? Olmadı ki zahir. Hiç, pek bir şey aramıyordu. İlli bu lazım. Cismaniyet şey. İşte cismaniyet. Melaike şimdi Cenab-ı Allah ne kadar şey yapacak ki? Evet. Ne kadar bir onun biraz zavallı durumda değil mi mesela böyle, böyle düşünce? Bazıları şöyle diyor. Ya garanti cenneti var işte cehennemi yok. Ya öyle ne basit düşünüyorsun ya? Zaten abi cenneti eğer böyle maksat netice olunca hiçbir şey manasız oluyor ki yani. Yani saçmalıyor tuhaf gene yani. Ya bu konuşmalar var ya bu. Hiçbir şey oturmuyor. Şu yani. Şu ders anlamını yitiriyor cennet kaybolduğu zaman. Niye? Cennet için bunlara gerek yok ki. Beş vakit namazını kıl. Evvela günahlardan uzak dur. Tamam yani zaten Allah sen evliya ol, göklere uç, suyun üzerine yürürsen cennete koyacağım demiyor ki. Asrın, o değil ki bu ders. Asrın imamı ne diyor abi? Namazını kılan, yedi kebairi terk eden bu asırda cennete gidecek, kurtulur diyor. Cenneti gaye yapan ölünce cennete evet kavuşuyor abi. Evet. Çünkü cennette olduğunu fark etmiyor. Nasıl bir daha değil mi? Cenneti gaye yapan ölünce cennete gidiyor. Hı-hı. Cennette olduğunu fark edemiyor. Tabii. Şefik'te olduğunu. Şu anda biz, Harun güzel dedi, hayatın en kesifi, en zavallısı, en ölüsündeyiz de bu ölü halimizle diri olan o aleme geçmeyi ölü zannediyoruz. Çok fena karışmış durumda olduk. Madem hayatı yapacağız, hayata devam edelim. Bizim hayat ne alaka? Evet. Madem hayatı sermediye, Resullerin gönderilmesiyle ve kitapların indirilmesiyle kendini gösterir. Evet, eğer kitaplar ve peygamberler olmazsa o hayat ezeli bilinmez. Ne dedi? Benim hayatım var ama hayatsız biri mi var ki orada? O hayat ezeli bilinmezmiş. Ya bu abi özür dilerim ya bu Resuller ve kitaplar diyor ya evet. Ezeli yani. Şimdi ben hayatımı böyle biliyorum. Ben işte yaşıyorum, şöyle yaptım, en bunu ama benim hayatım bu değil ki. Benim hayat ezeli. Yani o peygamberlerin hayatı da benim hayatım. O kitaplar da benim hayatım. Yani ben kendi hayatımı öğreniyorum. Ben Hazreti Adem'e iman ediyorum. O da benim hayatım yani. Evet. O var işte. Evet. Hayat öyle bir mertebeye geliyor ki sır vahdeti diyor ya. Oraya geldiği zaman onu yazdım böyle de. Bir baktı ki sırrı vahdete gelince hiç kimse yok. Diyorlar ki İsa, Musa, Muhammed, Adem, Şiit falan. Ben. Hepsi benim ya dedi. Ya Allah. Benim temessülatlarım diyor. Yani sırrı hayatı varınca şey, o zaman sırrı sırrı hayat değil mi? Sırrı hayat. Sırrı hayata girince o, bu, şu, orası, burası, cennet, cehennem. Çok tuhaf oluyor. Yani istese tefrik edemiyor. Burası, orası. Adem, İsa, Musa. Dün, bugün. Belirlenişler kalkıyor. Yani yok onlar bu haleti, sırrı hayatı ki açılmış ya insana. Ona açılsa. Yani tabaka insaniyede oluyor bu. Yani onlar için çok zor yani. Bu defter düşünün. Allah Allah bunu nasıl çok mu zorlandınız? Bardak dedin, defter dedin, kalem dedin, dünya ahiret dedin, cennet cehennem. Böyle ayrılıklar nasıl türetiyorsunuz der. Hayat kimin hayatı ki zaten abi? Hayat, yani bunu çok kim? Zorlanıyor yani olmuyor. Ben değilim. Ben de değilim. Neymiş biliyor musunuz? Tek bir hakikattir. Topraktan çıkan maden düşün. Toprak. Toprağa çıktı. Ona şu kadar isi verdik. 1500 santigrat isi verdik. Demir ayrıldı. Bin küsür mü ne? Bakır ayrılıyor. 900 küsür gümüş ayrılıyor.
Tamam. Yani peki zahir hepsi tek değil miydi? Bu hayattır. Yani bu ısı vermek dima müdahale ediyor hayata. Bir ısı daha verdik, vicdan müdahale ediyor. Bir ısı daha verdik, yani o toprağa yüksek fırında farklı ısı verince topraktan bakır ayrılıyor, gümüş ayrılıyor, alüminyum ayrılıyor. Böyle oluyor. Bir anda küllümen ateş vermezler. Ha? Şimdi bu tek bir hayat mı kardeşim? Vücuda geldik. Bir dimağımızı çalıştırıyoruz. Hayatın bir tarafı ayrılıyor. Bir vicdaniyat veriyoruz buna, bu şeye. O toprak gibi olan bu cismaniyetten bir bakıyoruz ki başka bir şey ayrılıyor. Bir bakıyor böyle bir kalbi derslerle muhatap oluyoruz. Kalbi derslerle. Acayip bir şey ayrılıyor. Bir başka şey veriyoruz ki ruh. Latifelerle müdahale ediyoruz ona. Oradan başka bir şey ayrılıyor. Bu ayrılmaların bütününe baktığı zaman ayrılık ayrılık Allah Allah. Yani anlayamıyor. Mesela vefat etmiş. Muhyiddin Arabi keşfen kubur keşfetmiş. Onun yakınları ve talebeleri. Ya ne olacak demiş de, bu ne olacak? Hazreti Ali'nin de var böyle. Muhyiddin Arabi keşfetmiş. Bana ne olacak ya? Bu adam burada böyle dedi de öyle de az şapıl. Bakayım nükem ekine ne diyecek? Men Rabbuke dediler. Soru sordular. Yani orası burası ben o bu kalem defter nasıl? Adama bak, adama onu Allah şaşırıyor. Yani o ben miyim, ben o muyum diye. O yani şaşırmış. Allah Allah. Hani hep de ben oldum, hakikaten ne kadar zavallı. Çok üzülüyorum Muhyiddin Arabi. Dedi ki biz bizdeydik. Biz bize geldik. Bizi bizden mi sorarlar? Melek de şaşırdı tabii. Ya Rabbi ne diyor diyor. Tamam. Onu bırakın dedi. Hazreti Ali'nin şeyi var mesela, keşfe kuburluğu var. Hazreti Ömer'i keşfe gitmiş kabrine. Bunu belki duymadınız. Tamam mı? Keşfe, bakayım Ömer ne yapacak. Tamam mı? Ondan sonra onunla bir hatırası var. Tamam mı? Orada ümmetin de unutmayacağını, böyle gene fedakar olacağını, yani söylemiş herhalde Hazreti Ali'ye, o uzun ben anlatmayayım şimdi. Bakayım ne yapacak demiş. Hazreti Ömer'i keşfe gitmiş, keşfe kubur yıkamış. Bakmış böyle, Hazreti Ali'den şu dökülüyor. Sözünün eriği misin ya Ömer? Sözünün eriği misin ya Ömer? Demiş üç defa. Evet. Ağlamış. Aynı sözünün eriymiş. O uzun, o biraz anlatmak. Hazreti Ali, Hazreti Ömer'in kabrinde ne oldu diye yazsanız, yapsanız bulursunuz. Sözünün eriği misin ya Ömer? Orada da aynı Ömer'miş. Dediğini aynı söylemiş melekler. Aynı yapmış. Ya burada orayı yaşayanlar, orasıyla burasının berzanı kaldıran kişiler, orayı burada yaşıyor. Burayı da orası için yaşıyor. Ne demek? Burayı oraya göre anlamlandırmış. Tanımlamış. Farkındalığını geliştirmiş. Vefasını öne çıkartarak öyle de iman etmiş. O zaman vallahi şey söylemiyorum. Ve ma bi nimeti fehaddis. Yani zor bir şey değil ya. Çok. Yani burası orası, orası burası. Aleminizde bazı tefekkür anınızda veya bir dima dersinde bazı sistem gitmiyor mu böyle? Burası orası, orası burası. Yani halet itibariyle söylüyorum. Yani bir bakıyorsun ki burada değilsin, orada da değilsin. Yani başka bir halet var. Olmuyor mu yani? 3-4 saat yapınca. Bir bakıyorsun ki yani öyle dünya insanı bağlayan, aşağıya çeken, buraya bağlayan, öyle surette böyle korkutan falan, ölüm ölüm gibi şeyler, fakirlik şeyini. Olmuyor ki. O mesela o dima dersinden sonra kaç saat? Olmuyor. O anda zaten yoksun yani. Bu hakikat sarhoştu. Çünkü burayı orayı da anlamlandırmış. Ve kısmen de muvaffak olmuş. Orası, o zaman bunların, bu insanların, Mehmet kardeş söyledi. Bu tür insanların
bu dünyada yaşamaları çok zor. İşte en zor onlardır ve zavallı yani. Nasıl dayanıyorlar, nasıl yapıyorlar? Hayret. Doğru buluruz. Madem hayatı sevmediği Resullerin gönderilmesiyle ve kitapların indirilmesiyle kendini gösterir, evet eğer kitaplar ve peygamberler olmazsa o hayatı ezeli bilinmez. Nasıl ki bir adamın söylemesiyle diri ve hayattar olduğu anlaşılır, öyle de bu kainatın perdesi altında olan alemi gaybın arkasında söyleyen, alemin gaybın arkasında söyleyen. Buradan çıkartıyorum ben. İnsanlığın %80'i, yani 1/5'i yaşadığını bilmiyor. Çünkü hayatı, sen hayatlısın, sen insansın, bir peygamber demedikçe insan insan olduğunu bilemez. Öyle dedi bak biraz önce. Bir peygamberlere iman onu iktisa ediyor. Allah Allah, vahye muhatabiyetiniz değilse, olmazsa... insan olduğunu ve değil, yaşadığını bilmiyorsun. Bir cümle, baştan al, o biraz öncesi okuduğunu okur musun onu? Nasıl ki bir adamın söylemesiyle diri ve hayattar olduğu anlaşılır, öyle de bu kainatın perdesi altında olan alemi gaybın arkasında söyleyen, konuşan, emir ve nehyedip hitap eden bir zatın... Önceki mi dediniz? Pardon, özür dilerim. Devam, devam. Madem hayat-ı sermediye Resullerin gönderilmesiyle ve kitapların indirilmesiyle kendini gösterir, evet eğer kitaplar ve peygamberler olmazsa... Ha ne olacak? O hayat ezeli bilinmez. Nasıl ki bir adamın söylemesiyle diri ve hayattar olduğu anlaşılır, öyle de bu kainatın perdesi altında olan alemi gaybın arkasında söyleyen, konuşan, emir ve nehyedip hitap eden bir zatın kelimatını, hitabatını gösterecek peygamberler ve ellerinde nazil olan kitaplardır. Elbette kainattaki hayat kati bir surette hay ezelinin vücuduna kati şehadet ettiği gibi o hayat ezeliyenin şuatı, celevatı, münasebatı olan irsali rüsul ve inzali kütüp rükünlerine bakar, remzen ispat eder ve bilhassa Risalet-i Muhammedi aleyhissalatü vesselam ve vahiy-i Kur'ani hayatın ruhu ve aklı hükmünde olduğundan bu hayatın vücudu gibi hakkaniyetleri katidir denilebilir. Yani iman etmeyen bir insanın yani bu, şundan farkı yok mu? Yok. Yok ya. Çünkü anı yaşıyor çünkü ne diyor? Mazisi yok, istikbali yok. Nesi var? Şu anda hazır. Bağ kopuyor yani abi. Yani yok ki ne bağ yok. Şu anda ne istiyorsam oyum. Şu anda ne istiyorum? Su istiyorum. Yatmak istiyorum. Buyum. Bir an sonrası bir anı yok. Daha önce okumuştu o. Yani peygamberler gelmese bu hayat hayat oldu bilinmiyor. Yani insanlığın 1/5'i iman etmemiş ya. Risale geçiyor. Yani %80. Evet. Yani hayatı bilinmiyor yani. İnsan olduğunu bilmiyor. Et ve kemikten tanımlıyor. Ben evet varım ama işte zaten onların en akıllısı şöyle demiş. Onların içine çıkan filozof. Mücadele eden hayvandır. İdrak eden hayvandır. Fikir üreten hayvandır. Ne diyorsa sonunda hayvan. Filozofların sözü bu. Sonunda hayvan. Bir tanesi insandır dememiş yani. Onlar kadına da insan demiyor zaten. 100 sene düşürmüşler. Kadın insan bunu 100 sene sonra insan değil demişler. Evet. Değil mi kadına? Evet. 100 sene sürmüş ama bu. 100 sene. Evet. Tartışmışlar. Tartışmışlar. Bu kararı vermişler. Kadın insan mıdır? Hayvan mıdır? Evet. Yani bakın filozofları girin. Ne diyorsa bak. Mücadele eden hayvandır. Üreten hayvandır. Düşünen hayvandır. Hep hayvan demiş sonuna ya. E doğru demiş abi, hiçbir iman etmemiş, doğru. Ama şimdi gayemiz o değil. Yani bilinmez insan olduğunu. Söz bilinmez. Süpermanlı. Şimdi bir tanesini söyledim, zındık şöyle tevil etti bana. Yani yiyen, içen, üreyen kastedilmiş. Canlılık anlamına kullanmış. Yani bu mu yani insan? Et ve kemik mi de ve uşkunluk mu? Ya ene sıra mine söyle bu derse bak uşkunluğa bak mideye bak. Bu mu ya? Bu mu yani? O da dünyanın imaneti için yapılıyor. Yaparsın diye bu işleri sıkıntısının altına girersin, al sana şeker veriyor. Ya gay değil ya.
Yani devam et. İşte bu zat alemi şehadette durup bütün şahitlerin başları üstünde beşir ve nezir olarak alemi gaybtan aldığı haberi şehadetini yüksek sesiyle asırlar ve aktarların arkasında dizilmiş ecyali beni beşere bütün kuvvetiyle ve kemali ciddiyetiyle ve gayet vuskuyla ve nihayet itminan ve kemali iman ile la ilahe illallah diyor. Bu ne diyor abi ya? Yüksek sesiyle asırlar ve aktarların arkasında dizilmiş ecyali beni beşere. Bütün kuvvetiyle ve kemali ciddiyetiyle herkes... Her asra yani sürekli. Herkes duyuyor ama ortada duyuyor. Ses yok. Ses var, ses yok. Allah Allah. Ya. Şey demiş ya Cenab-ı Hak, İbrahim Aleyhisselam, Safa Mervi. İnsanları çağır demiş ezan. Çağır, orası vadi, kimse yok, insanoğlu yokmuş o zaman. Ya Rabbi kim duyacak? Bütün dünya duyacak, merak et sen oku demiş. Ya. Çağır. Şimdi bütün dünya bilmiyor mu Safa ile Mervi'yi? Yani bütün Müslümanlar Allah'a iman edenler biliyor. Muhammed Aleyhisselam bir şey demiş. Yani bir insanlar davet ediyor. Bütün asırlar duyuyor. Ön ses yok, duyuyor işte. Sat diyor işte. Ama mesela bazen şeyi kullanıyorum. Geylani zamanında, nice Bediüzzaman zamanında, İmam-ı Rabbani Hazretleri zamanında nice dev zenginler varmış. Şunun. Ama hepsi adı sanı silinmiş, kimse bilmiyor. Ama bu yokluğun sahipleri ki varlığı ifade etmiş, temsilcileri, de hocaları diyelim bunlar, tarih bunları yıkamamış, silememiş. Tarih silemiyor. İmam-ı Rabbani silebilir mi tarih? Mümkün değil. Çünkü Allah için olanları Allah silmiyor, kendileri için olanları Allah siliyor, atıyor. Çünkü Adem'e gidiyor. Ey kardeş, bil ki mahlukatın en zalimi insandır. Evet, onun eşedi zulmünden şu tek birisine bak ki kendi nefsine şiddet muhabbetinden dolayı. Onun nefsine ve zatına hizmetleri miktarından başka eşyaya bir kıymet vermiyor. Ve ancak insana menfaatleri miktarıyla fayda ve semerelerine bakıyor. Ve hayatta İlle-i gaye yalnız bu hayat olduğunu zannediyor. Şu zalime bak. Kella. Evet, her zihayatın vücudunda akılların seziş ve kavrayışından çok dakik Halık'ın birçok hikmetleri vardır. Öyleyse neden caiz olmasın ki şu kısa ömürlü hayvanat ve bu çabuk zeval bulan hayvancıklar alem-i misal ve berzah ve melekutun garayibi ahvaline mebadiler, mistarlar, bilançolar, esaslar ve çekirdekler olsun. Hem alemi gaybtaki tasarrufatı kudreti Rabbaniye için birer tecelliyat-ı seyyale veya birer tereşvat ve semerat olsunlar. Ya. Şu çıktı mı ya? Ben mi kaçırdım? Ben mi koptum acaba? Alemi melekütle alemi gaybın arasındaki fark çıktı mı? Ben koptum mu abi, özür dilerim. Epey geçti o. Geçti mi? Koptum ya. Koparsın tabii canım. Burada mıydın kız abi? Vallahi değilim abi ya. En başta. Bazen gidip geliyorum. Bu şey ya, bambaşka bir şey. Atmosfer değişik çok. Öyleyse şu dar alemi şehadetteki fena ve meftin neticesi dar. Fena ve meftin neticesi ancak gayb alemlerin dairelerine bakiyane bir intikal ve safiyane bir beka olabilir. Evet, az öncekinin ifadesi. Yani bu biz en zayıf, hayatın en zayıfı, sureti ve ön ölmüşü, hayatın en ölmüş halinden ölümünde korkuyoruz. Yani ölen ölür mü, ölümde korkar mı? Esas hayat o diyor. Esas hayata geçmekte yani, korkuyoruz. Hayatın en ölü halindeyiz şu anda. Evet. Daha ölüsü yok yani. Bunun. Yok. Bedensel hayatta sıkışmış. Zorlayınca daha diriliyorsun. En ölü hali. Evet, ekser namazların arkasında
Hususan bayram namazlarında bir anda Allahu Ekber diyen yüzer milyon insanların sesleri alemi gaybta ittihat ettikleri gibi. Büyük insanın sesi o çok güzel oluyor. Değil mi? Çok acayip oldu. Alemi gaybta ittihat ediyormuş. Alemi gaybta ittihat ettikleri gibi alemi şehadette dahi birbiriyle ittihat edip içtima etse küre-i arz tamamıyla büyük bir insan olup azametine nispeten büyük bir sada ile söylediği Allahu Ekber musavi geldiğinden o muvahhidinin ittihadiyle bir anda Allahu Ekber demeleri küre-i arzın büyük bir Allahu Ekber hükmüne geçer. Büyük Allah'ım. Şu anda beş vakit namaz her an kılınıyor mu? Evet. Namaz tek işte. Dünyada şu anda beş vakit namaz kılınıyor. Namaz tek kardeşim. Biz ayırmışız kaldığımız yere göre. Hayat da tek. Namaz tek. Hayat da tek. Hayat da tek. Hayat da tek. Ve hiçbir zaman bitmiyor. Vücut da tek. Hep namazdayız. Düşünün, her enlem ve boylamda namaz kılınıyor. Hiç bu insan boşta mı? Hep namaz kılınıyor. Namazla başladı diye namazla bitiyor. Alemi gaybın özelliklerini okumaya devam ediyoruz inşallah. Tamam, bitmiyoruz değil mi? Pardon, özür dilerim. Yok. Zaten sen acele mi bitireceğim diyor. Evet, pazar kalsın burada. Biraz daha 2-3 tane daha okuyalım. Tamam. Özelliklerini bitireceğim diye kasmasın kendini. Değil de kasmıyoruz zaten. İşte ey biçare mülhi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tanımayan kalpsiz adam. Hayatsız adam. Bak, Kureyş'in iki muannit büyükleri bir tek ihbar-ı gaybiyle imana geldiler. Bir tek ihbar-ı gaybiyle. Niye o kadar kuvvetli oluyor gayb alemine? Hakikat ya. Hakikati görüyor. O anda o mucizeyi görüyor. Hakikat ona öyle bir etki ediyor ki bir anda değişiveriyor. Ne kadar kalbin bozulmuş ki manevi tevatürle bu ihbar-ı gaybi gibi binler mücizatı işitiyorsun. Yine kanaatın tamamen gelmiyor. Her neyse sadece dönüyoruz diye devam ediyor. Şimdi bazı özellikleri olan şahıslardan birkaç bir şey okumak istiyorum. Şeyde insanda alem gayb neresi? Kalp. Kalp. Yani merkeze getirmemiz lazım ya. Evet, mevcudu. Kalp. Yani şecil kalpteki değil de bendeki gayb, bendeki alem şehadet neresi o zaman? Şahit olduğun. Dima değil mi? Dima. Evet. Dima insanın alem şehadeti. Evet. Kalbi alem gaybı. Evet. Yani o ortasındaki berzah. Vicdanı da kanuniyeti. Berzah. Latife Rabbaniye. Berzah ya. Evet. Şimdi kendisi söylüyor zaten. Yani vicdan denilen hani berzah. Kalpte zaten hani şeydi ya, bütün şeyin firistesi de her şeyi orada evet. Var. Yani benim gaybım orası yani. Biraz öyle düşünelim. Haritaya. Hani düşünelim. Yani bende ne olması lazım? Benim gaybım, benim şehadetim. Oraya hani, getireceğiz zaten. Lemalar 338 miydi? Evet. Hayatla iman, hayatla yani Allah. Benim o cüzimle külliye geçmem lazım değil mi abi? Evet. Yani cüziyetten külliyete. Benim cüzi olan alemi gaybımla külli olan alemi gayba intikal etmek ve bütünlemek hepsini. Hayatla işte kolay olur. O netice o zaten, ona gidiyor. Değil mi? Tabii. Yani cüzi nazarını külli yapmak tabii. İçin ifade edileni kendinde şahit olacaksın. Ha, bendekine gitmem lazım. Yani şeye gidersem, yani ben öyle yapıyorum da onun için söylüyorum, kendime söylüyorum. Şeceli kalpteki karşılığını düşündüğün zaman olmuyor. Kendini bir bul, ondan sonra orayı düşün diyorum kendime. Tabii zaten ya öyle olması lazım. Yani ben bunları okuyorum da tam alemi gayet... Daha şey olmadı ha, ki. Evet. Yani biraz o zaman burayı okurken daha çok kendimize vurmak, yani benim kalbimde nasıl olacak bu? Yani benim gaybım neresi? Gaybıma geçmek filan gibi düşünmem lazım. Sonra külliye geçmek. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Okusun istersen. Okusun evet okusun. Okusun. Okutkun tutuldu ya. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Evet.
Yani zıtlar olmazsa sana bir gayb, mayb, her şeyi ortadan kalkıyorlar. Zıtlar olmadığını demek baba, anne, dün, bugün, yarın yok. Yok yok, hiçbir şey yok. Anne baba ne demek, anne baba, anne baba olur mu? Her şey olması gerektiği gibi olmuş bitmiştir. Dün bugün yok. Nedir o? Bir anda olmuş olmuştur. Olmayan olmamıştır, olmayacaktır. Anne baba yoktur, çocuk yoktur. Şu yoktur, bu yoktur. Zıtlar isteyen Esma mı abi? Esma iktizal diyor. İktizal diyor. Yani Esma değil mi? Yani evet. Sıfat değil ama. Yok, Esma'lar iktizal. Esma iktizal. O yüzden. Evet. Zaten Celal ve Cemali ya. Evet. Hiç sıfatlarımız birbirine müdahalesini görmüyoruz ama Esma'lar birbirine dur diyebiliyor. Dur diyor. Yani birbirine de hakimken diğer her sonra tabi oluyor. Yoksa yani zıt diğer mesela şey. Kendine taşıyor biraz önceki iddianı götürelim. Götürelim. Bizde Esma'lar birbirini iktiza eden zıtlar bizde nedir Esma'lar bize karşılığı? Hissiyat değil mi? Ha, yani cin ve cemal tarafı. Tabii he, bak bakalım hissiyat. İsyat da birbirine değil mi ya? Deme ya, ver verme, ye yeme, git gitme değil mi? Yaşamıyor mu? Yani onların zaten hep birisinde bir şey üzerine olması, sünnet ise niye? İktidar üzerine, vasat üzerine olmasıyla kemal çıkıyor zaten. Kemal çıkıyor. Şimdi Hasan abi az önce... Sistemde kadar hepsi birbirine uydu. Eğer de siz istiyorsan... Yani Esma'nın nasıl kainatta hepsi vasat üzere yaptığında kemal olan şey çıkıyor. İnsanda da eğer... Biz de öyle olabilirsek peygamber oluyor. Peygamber. Onun en zirvesi peygamber. Evet. Bütün isimleri vasata, armoniye getirdiği için peygamber. İhramı giyeceksin perdesiz diyor. O zaman karıştırmış zaten. O da getirmiş ötekisi. İhram demiş o zaman ben Musa'yım demiş. Şimdi trafo dayanamamış. Gayb kalpte ya. Evet. Şimdi kalp gözüyle gördün demek aslında gayb görüyor gaybı demek. Zaten onu senin gaybın onun gaybını görüyor. Onu söyledik evet. Zaten ya. Evet. Niye öyle demiş ya? Bak şimdi gaybı görüyor demek aslında. Onun için kalp göz. Bak Harun abi sana aynı onu yerden okuyayım. Çünkü bir meşhur bizim Müslüman bir avukat doktorlar vardı. Televizyona çıkıyorlar bir ikiz. Şimdi eşi anlattı diyor ki İslam Üniversitesi'nde diyor, karşılaştık diyor. Benimle onunla duygu bağım oldu diyor. Bir sonraki televizyon geldim diyor o oturuyor ama diyor o değil diyor. İkizi varmış ama o değil diyor. Anladım ama diyor. Onun olmadığını. İkiz olduğunu da bilmiyormuş. Allah. Evet. Canımı anlatmıştır. Mesela benim ikiz arkadaşım vardı. 1980'de. Aynı yumurtadan ikiz var. Evet. Bir şey. Bir tane Haydarpaşa'da okuyordu. Ötekisi bizim okulda okuyordu Şişli'de. Bizim okulda okuyan Nurcu Haydarpaşa'daki ateistti. İkiz tamamen aynı yumurta ikizi. Sen dediğin şey. Bu anda kalp gözüm bu hüzne iştirak ederek Dicle ve Fırat ve Nil-i Mübarek gibi alemi gayb vadilerinde sular aktarak ağlıyor. Kalp gözüm. Memba da gaybtan geliyormuş. Alemi şahane diyor ya. Alemi gaybtan alıyor. Demek Kur'an yüzünden Risale-i Nur'un şahsı manevisi ve biz şakirtleri inşallah. Orası yok ben söyledim onu. Bir terfi ve terraki fermanını alemi gaybtan alacağız. Evet. O kesin bir ifade var. Evet. Kastamonu'ya ait aslında. Ama bak. Çünkü fermanını alacağız külliyatta var. Bir şey. Oradan okuyorum zaten abi. Ben o inşallah yoktu. Çok külliyatta var diye. Tamam ya. Hiç affetmiyor. İlk önce onu söyledim size. Hiç fark etmiyor. Affetmiyor. Evet. Ben de şaşırıyorum. En başta bir şey demek diğer ya bitirsin bir şey. Bitirmesin abi ya. Ne? Daha kaç olmuş saat 12 ya daha. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam dünyaya geldikten sonra bağusuz veladet gecesinde yıldızların düşmesinin çoğalmasıdır ki şu hadise 15. sözde katiyen bürhanlarıyla ispat ettiğimiz üzere şu yıldızların sükutu şeyatin ve cinlerin gaybi haberlerden kesilmesine alamet ve işarettir. Demek ki cinler ve şeytanlar alemi gaybden haberler alabiliyorlar. Alıyorlardı. Alıyorlardı. Neymiş? Peygamberin velayeti ne yapmış? Önlerine sert olmuş. Bitirmiş. Şifreyi değiştirmiş. Evet. Alemi gaybın kendisi zaten gelmiş gibi yani.
İşte madem Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam vahiy ile dünyaya çıktı, elbette yarım yamalak ve yalanlarla karışık kahinlerin ve gaipten haber verenlerin ve cinlerin ihbaratına set çekmek lazımdır ki vahye bir şüphe cin iras etmesinler. Onun için düşman bize. Vahye benzemesin. Evet, bir setten evvel kahinlik çoktu. Kur'an nazil olduktan sonra onlara hatime çekti. Hatta çok kahinler imana geldiler. Çünkü daha cinler taifesinden olan muhbirlerini bulamadılar. Demek Kur'an hatime çekmişti. İşte eski zaman kahinleri gibi şimdi de medyumlar suretinde yine bir nevi kahinlik Avrupa'da ispiritizmacıların içlerinde baş göstermiş. Korkulmuş gibi. Peki bunun şeyi ne yani? Bu da bir temsil ifade. Niye öyleydi de böyle oldu? Ne demek oluyor? Sen yani onu söylüyor ya 15. sürede karakollar vardı. O zaman bir derece serbest. Yani alması etmesi de bir temsil abi yani. Onu demek istiyorum. Yani cin alıyordu, onu tamam hop dedi. Ben yani de karşılıyorum. Hikaye anlatır gibi anlatıyor. Öyle bir yani onun ne demek onun yapı, arkadaki bir şey var yani. Bir yapıyı anlatıyor aslında. Evet, bir şey anlatıyor. Yani o temsil yani çocuğu anlatır gibi. Bak hop diyorlardı, kulak veriyorlardı. Hop dedi, dur dedi, karışmasın dedi. Bilmem. Hep Osman abi aynı şeyi söylüyor abi. Evet. Yani dışarıda bakıyor, o zaman ne yapacaksın? İçine. Tam neydi? Peki içinde ne peki? İşte dön içine neyse o. Tam bunu nasıl bağlayacağız? Bu şeyi. Yani okuyalım cinle beraber bağlayalım. Bir daha okursa eğer sanki şey çıkacak oradan. Serbest bölge çıkacak. Peki nedir o cin ve şeytan bizim her duygumuzun hangi mertebesiydi? İfrat tefrit. Ha o. İfrat tefrit yapamıyor artık. Ha anladın mı? Oynayamıyor. Din yoksa ifrat tefrit vasat diye bir hüküm yok. Tektir o. Din kaydı getirmiş. Bu budur demiş ki bu da ifrat olmuş, bu tefrit olmuş. İspiritizmacılar diyor ya abi. Vasatı getirecek peygamber geliyor. Artık o zaman o devre dişi kalıyor. İfrat tefrit devre dişi. Sistem çalışıyor yani. Sistem aynı. Şimdi kahinler sen aleminde peygamberi onaylarsan kesiliyor. Sen aleminde peygamber sen oluyorsun. Yani. Senin peygamberin sen o. Sen kesiyorsun şeyi. Hazreti Muhammed Aleyhisselam ama senin aleminde peygamber sensin. Recmi şeyatin ne oluyor bizim alemimizde? Recmi şeytan, onu kovalıyorsun ya. Bizim her bir usta söylüyor. Oluyor? Nedir o? Usta söylüyor. Ne? Her bir hakikat diyor, recmi şeyatin gibidir diyor. Ha tamam oldu bak. Hakikat diyor. Bir hakikat gelir, bin hayalatı yakar diyor. Yürü. Ağlı ekmeği nasıl geliyor? Boş duruyorlar. Bu arada tabii şimdi kendim başıma geldi biliyor musun? Başıma gel şöyle yani şahit olduğumdan söylüyorum. Mesela bir kaza geçirdim şöyle bir şey. Sistem bitiyor tamam mı böyle falan. Başın dönüyor. Bir kazada bir şey oluyor. Beşer yani beden. Sen böyle gidiyorsun gibi. Hemen bir şey tutundun. Hop bir şey tutundun. Onu bırakmayınca başın dönmüyor. Başın dönmüyor, miden de bulanmıyor. Yani bak bedensel anlattım. Hepimizin şahit olacağından misal verdim. Yani mesela başın dönüyor, miden dönüşü. Hatta mesela birisini döndür bırak, başı döner. Böyle bir yere bakacak böyle. Bir yere baktığı zaman dönmüyor. Mesela tansiyon tam alt üst oluyor. Psikolojinin alt üst oluyor. Psikoloji. Yani bir kaza geçiyor, bir olay oluyor, bir bu kötü şeydir. Pat diye böyle alemin darmadağın, yani araba paramparça olduğu gibi, yani ne yapacaksın? O anda şöyle, tamam, hemen bir meşgul olduğun hakikat, hemen sayfana git, sayfana, defterine, en son neyi yazdın, neyle, ilgini ne çekiyor? Tutun onu. Ne başın döner, ki bunda hal edilemez, vehim vesvese gelemez, çökertemez seni. Tutun ona. Mesela başıma geldiği bir şeyde ben neye tutundum? Hayat tabaka insaniye çıkarsa, tamam, tabaka insaniye çıkarsa o alemler akıl odasına giriyormuş yani. Öyle. Hayat tabaka insaniye taktan bir sürü şeyler oluyor dışarıda yani. Bana şöyle, şundan orada tutundun ne midene, ne kafana, ne psikoloji. Psikoloji ne diyeceğim abi? Psikoloji ne demek? Kulak veriyorsun, doktor diyor ki şu atansiyonu şu oldu da şu oldu. Yani eylemde gösteriyorum ben şimdi ki hepimizin şahit olduğu şeyler. Şöyle oldu, böyle oldu, daha şey gidecek, bir sürü şeyle doluyorsun. Bunlar nedir biliyor musun? Her duyduğun ya ifrata mal oluyor ya da tefrite. Tamam mı? Nefs emmare,
cindir. Nefs-i emmare, Allah Resulü her doğanla bir tane cin doğar. İnsandaki o kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akde nifat tefriti var ya, o bizim nefs-i emmare dediğimiz var ya, bedende o istekler. O cin yani. Bizde bir şey var yani, o cin. Nefs-i emmare. Mazi usta şeyi yani yok. Böyle kendisiyle meşgul. İfrat nedir? Şeytan. Her şeyin ifratını olduğu şeytandan. Peki her duyduğun şeyi ne yapacak? Seni bir şeytandan mı yumruk vuruyor Osman? Bak şöyle elime bak. Bir böyle vuruyor ifrattan. Bir tefritten vuruyor. Eziyor seni. Sen tak diye sıyrıl. Onu duyma Ahmet. O tansiyon şöyle gitti böyle gitti. Psikoloji aldın öldün. Alacaksın gene şu oldun. Gene hastalanacaksın. Tamam kalamayacaksın. Tutun bir şeye. Tutun. Tutun. En son neydi? Benim hayatımdan söylüyorum. En son hayata baka insaniye çıktığı vakit mazi müstakbel bir görüyor. Dün bugün yok, beden şey ahiret yok. Bütün alemleri sana geldiği gibi sen de alemlere, şey alemlere sen gittin o alemler. Ne yapıyor? Yani. İrtisam ile temessül ediyorlar diyor. İrtisam, irtisam nedir? O anda yapıyorsun o psikoloji şeyi. Ameliyata giriyorsun, tamam mı? İrtisam, yani üç tane irtisam var. Bir suretim var, bir ruhan bir şey var, nuraniyetim var, bir de ruhaniyetim var. Üç tane temessül var. Bir cismin, ha bunun aynaya geç. Tamam. Bu cismaniyet. Bir de Cebrail'in ruhaniyeti, şey nuraniyeti var. Bir de ruhaniyet var yani. Üç tane irtisam var. Temessül ise nedir? Mirat-ı ruhu. Mirat nedir? Mesela aynaya baktın, ayna. Mirat nedir? Çekirdeği gösterecek. Kim? Mirat toprağı. O toprak aynadır ama mirattır. Nedir o? Toprağın içine atıyor çekirdeği. Ya ayna göstermek değil mi? Toprağa diyoruz ki arkadaş bunu göster. Atıyorum oraya. Aa ağaç olarak gösterdi. Severinin tamamını bir anda gösteriyor. Gösteriyor. Bu mirat. Evet. Tamam. Şimdi bununla meşgul. Şimdi ifrat tefrit. Nereden gelecek şimdi ya? O gaybden haber veren. O gayb haber veriyor. Şimdi beyin bak. Sen diyor mezara gideceksin diyor. Halan böyle ölmüştü diyor. Kabir şöyle olmuştu böyle. Bu gayb değil mi? Değil. Ha. Onlar sana getiriyor o anda. Vehim getiriyor. Vehim. Teyzeni getiriyor onları bunları getiriyor. Gaybden haber veren vehim. Vehim. Ha. Vehim de cin yani. Vehim sizi veriyor. Bunu. Vesvese şeytan. Sen de vehim. Durdur. Bak vesvese şeytan vehim cindir. O getiriyor. Gaybden getiriyor. Yok işte teyzen şöyle oldu. Kalp krizi geçirdi. Sen de geçireceksin. Nesebidir diyor. Genetiktir diyor. Tansiyon. Anne böyle olmuşsa sen de böyle olacaksın. Babam böyle. Yok kardeşim. Kişinin değeri kendindendir. Neslinden değildir. Velet anlamıyor. Attın çöpe. Evet, muhakemat da geçiyor. Muhakemat da geçiyor. Yani, kişinin hayır, değeri kendindendir. Neslinden değildir. At çöpe. At, anne tansiyon hastası. İyi. Ben de olacağım. İyi, ne olacakmış? Yani hakikat gibi bir binler Batman hayalata atıp çöpe atıyor. Yani bu derste psikolojide de kullanıyorsun ya. Bak bu gayet sendeki karşılığını buldu Osman. Tabii mesela gaybden haber veriyor ya. Tabii ya. Oldu şimdi. Ya gayb ya. Olmadı mı? Oldu. Demek ki kulak. Mesela yaptı biliyor musun? Yaptı. Dibe gidiyor, dibe şey yapıyor diyor. Tansiyon şöyle oldu, böyle oldu. Hani bizim sevdiğimden. Duyuyorum, gözüm görmüyor ama. Hemen tutundum bir şeye. Baktım aşağı gidiyor. Müsaade etmeyeceğim dedim sana. Ya onu zaten demedim ki. Hayat, bakıyorum oraya. Hayat tabaka insanı çıktığı zaman o alemleri sen ziyaret ediyor. O alemlerde irtisam ile temessül ile geliyorlar. O irtisam nedir diyorum. Oysa alem kopuyor. Benim vücudumda herkes koşuşluyor. Ben irtisamla meşgulüm. Ha, o. Onlardan bunlardan bir şey alıp çökertmedim. Bakıyorsun tak de yukarıdasın. Peki o anda gittin. O anda nereye gittin ki? Zaten gittin yere. Evet. Gittin yerdesin. Yani burada psikolojide de kullandım. Dikkat edersen. Yani psikolojide kullanıyor. Hemen o anda hakikatine yapış. Yapış hakikatine böyle. Darlattı seni. Mesela arabada darlattı gafur şefim. Adam makas attı bilmem ne yaptı. Ona yakışır canım. Bizim bir davamız var. Bak irtisam ile temessül ile geliyorlar. Adam makas atmış. Atarsa atsa yerde yapacak. Onunla mı uğraşacak? Lecmiş hayatın yaptın. Ha lecmiş hayatın. Makas attın lecmiş hayatın. Hakikata yön vermez. Hayat. Duman olsun. Risale hayat ya. Kendi alemin duyguları. Tabii her şeyin ifrat yani, durumuna tefek. Yani o haber almaya lecmiş hayatın hakikati gönderdin o dağıldı. Bitti. Set çekildi. Bitti o zaman diyor ya değer mi ona? Aa bana nasıl dedi ya ne dedi günlerce sen sabaha kadar yatamıyorsun. Ama bir hakikat geliyor eli böyle.
Demek ki ya bana da mı meşgul oluyor? Senin ufkuna irtisam ile temessülle geliyorlarmış o alem. O alemler, hayat, tabaka insanı çıkınca o alemler irtisam ile temessülle senin alemine geliyorlar. Gelince de oda gibiymiş. Sen de odanda dolaşıyorsun ya. Bu yatak odası, bu mutfak, bu çocukların odası, bu aşağısı, bu üst kat. Dolaşıyorsun ya. O alemleri akıl bir yere gidip de dolaşmıyor. Kendi aleminde irtisam ve temessülle gelen alemleri dolaşıyor böyle. Yapacağız sizin beraber de. Yedisek o. Abi o zaman tesbihat yaptığımız zaman şahsi maneviye dahil olunca... Aynı böyle oluyor işte. Salavat gibi. Aynı böyle işte. Salavat. İşte. Birbirine dua etmeler. Münacat, dua değil ama. Münacat bu olur. Dua da değil. Münacat da böyle. Acayip oluyor ya. Bu sefer yani bedensel bir şey var ya. Gayb'tan haber verenler, gayb nedir o? Şey yapıyor. Tezini getiriyor, mezarlığı getiriyor. Kalp krizini getiriyor, bilmem ne getiriyor. Lan getirsin getir ya. Yesin de kalp krizini ya. Yani sanki biz bu dünyaya kalbin üzerine kurulmuşuz. Öğretmiş hayatın. Öğretmiş hayatın işte. Hadi bakalım. Eğer perdeyi gayb açılsa, yakinim ziyadeleşmeyecek diyen İmam Ali radıyallahu anh. Şuraya bak. Nasıl iman etmiş? Nasıl yakın ziyadeleşmez? Zaten onu yaşıyor be kardeşim. Ve yerdeyken Arş-ı Azam'ı ve İsrafil'in azameti heykelini temaşa eden Gavs-ı Azam Kuddüsehu Surrahu gibi keskin nazar ve gaybın gözüyle bulunan binler ahtap ve evliya-i azime-i cami ve Ali Muhammed aleyhissalatu vesselam namıyla şöhret şiar alem olan cemaati nuraniyenin icma ile tasdikleridir. Arş-ı demiyor ya, Arş-ı Azam'ı. Arş-ı Azam. Arş-ı Azam. Arş-ı Azam. Evet, evet. Hararet öyle yaptı ki şişemeydi. Mehmet abi okudukça Hasan abi dolduruyor orada. Evet. Ömrümde bunun bittiğini hiç görmemiştim. Aynen öyle abi. Hiç bitti mi? Hiç. Maşallah. Bu yandı. Yanıyorum yani. Bak, Osman abi burası da seni ilgilendirsin bak. Demek bu kainatta, Gafur, kainat motor olacak ona göre bir yerde. Demek bu kainatta bulunan bütün güzelliklerin envaı ve çeşitleri alemi gayb arkasında tecelli eden ve kusurdan mukaddes maddeden mücerred bir cemalin esma vasıtasıyla cilveleri ve işaretleri diye devam ediyor. Esma vasıta yani. Evet. Peki o zaman bu arada esma bir tampon gibi bir şey bu alem gayb. Şeyle yani esma ile ne dedi? Esma ile alem-i şehadet arasında tampon. Esma da sıfat arasında bir tampon. Böyle sıfat da. Bir boncası diyorduk ya. He? Bir boncası. Evet. Mesela esma neydi? Perdesi tecelli ettiği arş. Arş gayb değil yani. O alem gayb burası. Alem-i gayb ise berzahtır buraya. Şimdi kendi aleminde ona şahitlik olacaksın. Peki nedir o arş? Nasıl gideceğiz ha? Kalpteki latife insaniye. Bir baktık bir de tabaka insaniye varmış ya. Alem-i şehadeti zannediyorduk ki alem-i şehadettekileri şahadet edeceğiz. Aslında alem-i şehadet bütününle şahitlik olunan yermiş. Yani. Evet, şahit olduğun kayba şey. Kayba da şahit olduğun yer. Tabii, alem-i şehadet. Mesela diyelim ki bir misal verin. Sadece burasının şehadeti değil. Değer Hoca dedi ki, gaybla bunları konuşuyorduk da. Ya dedi gayb, iman neydi gaybde? Ben dedim ya senin için dedim cinler alim gayb mı? Yok değil dedi. Ben dedi, tanıyorum, reisleriyle görüşüyorum bile. Onun için gayb mı şimdi? Gayb değil ki. Ama benim için gayb, senin için gayb. Onun için gayb değil ki. Yok yani alemi şehadette... sadece buradakileri şehadet etmek değil, bütün şeyi burada şehadet etmek. Yani Rabbini de burada şehadet ediyorsun. Şahit oluyorsun. Şahit oluyorsun. Şehadet ettiğin yer oluyor. Yani şahit olduğuna şehadet getiriyorsun. Onun için son eşyalar. Yani. Şahit olduğuna şehadet ediyorsun. Şahit oluyorsun. Mevcudatta. Onun için bu alemi şehadet denmiş. Alemi şehadet denmiş. Görünen alem değil de, işte. Gördükleri yani şahit. Yani burada gördüğünü cennette göremezsin. Göremeyecek. Burası fark etmez. Adem aleyhisselam da görememişti.
göremeyecekti. Görmek için geldi. Fark etti. Evet. Şimdi ders bitirdi mi abi? Bir tane daha okuyacağım inşallah. Şey aklıma geldi abi, şimdi biz öleceğiz bu ders bitince yani. Aslında şu anda hepimiz diriyiz. Şeye, kabre indireceğiz birazdan. Ya. Evet şu anda diriyiz. Bitmez inşallah. Ya. 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 Yok şu an için. Allah Allah, yaşayalım da abi demiş. Anladın mı? Yani bir şey söylüyor. Evet evet. Yani hakikat kendisi, hayatın kendisidir. Normal hakikat da ortamındasın. Hı-hı. Hakikattan düştün mü o hakikatin ölüsüsün. Şu anda hakikatları konuşuyoruz. Ozan dirilsin. Hakikatin dirilsin. Evet. Ama suret, bedensel hayata indin mi hakikatin ölüsüsün. Ölü, ölümden korkuyor. Telkin verirsin abi biraz. Onun için telkin veriliyorken de besmele de yemek yiyeceksin. Hadi bismillah de. Alem-i şehadette şahitlik vazifesini yapıyoruz şu an. Evet. Yani hakiki alem-i şehadetteyiz şu an. Evet. Biraz sonra şehadeti yapmadığımız anda şehadette de değiliz. Alemdeyiz. Alemdeyiz. Adem, Adem. Aşağı Adem. Adem yani. Yok hiçbir neticesi yok. Kainatın gaye ve yaratılış sebebi neyse o konuşulmadığı zaman o zaman ölüsün dediklerim. Hadi Adem de şehadette evet. Değilsin. Değilsin. Neredesin? Ya. Yaşıyorsun da yaşamıyorsun. Adem işte. Adem. Yani geldin ha gelmedin. Yani şu anda hakikatin kendisidir. Hakikat da hayatın ta kendisidir. Hakikatın dışındaki ölüdür. Ama maalesef bedensel nefes alıp vermeyi hayat zannetmiş. Nefes kesmeyi. Oysa nefes almak nasıl bir mucize ise verebilmek de belki ondan daha büyük mucizedir ya. Yani zannediyor ki nefes alıp verme kesildi, toprağa gittik ve öldük. Ya hakikatin dışında zaten ölüydün. Ölen zaten ölmüyor ki, zaten ölmüştü o. Ustad ona ne diyor? Mezar-ı mutalik betbahlar diyor. İşte sen de davet etmiyorsun zaten bundan davet. Vücut şey diyor bir yerde, insan libasını giymiş hayvanlar diyor. Allah Allah. İnsan libasını giymiş şeytan diyor. İnsan suretinde şeytanlar var diyor. Sokakta hep insan zannediyoruz. Ya. Vücut ve varlık şu zahir ve camit ve ruhların teşekkülüne namuafık olan şu alem-i şehadete münhasır değildir. Öyleyse birçok alemler içine alan gayb alemi ruhlar için suyun balıklara muvafıklığı gibi muvafık bir alem olup levale ervah ile doludur ve alem-i şehadetteki hayata da mazhardır. Alemler için aldığı için aleminde. Evet. Alemler için aldığı için alemin gayb demiş. Cemeden bir şey. Onun için bizim o tanım da uyuyor yani. Alem-i şehadet de alemi gayb arası. Şey, arş arası. Ya şey o nasıl o ilham etmişti, o nasıl olmuşsa o olmuş işte. Peki. Sübhaneke la ilme lena illa ma alemtena innaka entel alim hakim ve ahiru davahuna elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha tamas salavat